Bu da bizleri yakından ilgilendiren çok önemli bir konu. O da verdiğiniz oyların sağ salim yerine ulaşabilmesi ve gösterdiğiniz, aslında orada temsil ettiğiniz, sizi temsil edeceğini düşündüğünüz iradeye dair kullandığınız oyun sağlıklı bir biçimde, güvenli bir biçimde yerine ulaşabilmesi ve tabii ki karşılığını bulabilmesi. Biz buna ne diyoruz? Biz buna aslında seçim güvenliği diyoruz. Bu akşam seçim güvenliğini enine boyuna masaya yatıracağız burada konuklarımızla birlikte. Sizler ne yapabilirsiniz? Siyasi partiler çalışmalarını hangi aşamada tutuyorlar? Orada hazırlıklar tamam mı, değil mi, hangi eksiklikler var, neler bekleyecek sizleri sandık başında, biraz bunları konuşacağız ve çok daha fazlası da elbette ki. Peki bu konuyla ilgili kimler bizlere eşlik edecek bu akşam? Hemen konuklarımızı takdim edeyim sizlere. Seçil Türkan bizlerle birlikte, gazeteci yazar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkürler davetinize. Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun da bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz sizler de. Bir diğer konuğumuz her hafta olduğu gibi Bülent Küçük bizlerle birlikte olacak, sosyolog. Bülent Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Efendim şimdi böyle başlayacağız, ancak ilerleyen saatlerde bir sonraki bölümde de konuklarımız olacak. HDP Batman Milletvekili ve YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle özellikle Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim güvenliğine dair çalışmalarını konuşacağız. Tabii ki farklı bölge bölgede dinleyeceğiz neler yapıldığını. Bir diğer konuğumuz da Aytuğ Atıcı olacak, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu. Millet İttifakı neler yapıyor, CHP'de durum nasıl, sandık güvenliğiyle ilgili çalışmalar hangi aşamada, bunları da kendisinden dinleme fırsatımız olacak sorularımızla birlikte elbette ki. Daha fazla geciktirmeden başlayalım isterseniz. Şimdi seçim güvenliği dedik ve seçim güvenliği hakikaten herkesin soru işaretlerini artık doğuran konulardan birisi Türkiye'de. Ancak bu konuyla ilgili önce şimdi Seçil Hanım'a şunu soracağım. Belki izleyicilerimiz bilmiyor olabilir, hatırlatmış olalım. Seçim güvenliği için sandıkları korumak kitabı da sizlere ait. Şöyle göstermiş olalım kameraya da. Bu kitapta aslında farklı yazılar da var ve seçim güvenliği, sandıkları korumakla ilgili kitap yazmak bile aslında Türkiye'deki seçim atmosferine dair bir şeyler söylüyor bize. Buradan başlayalım. Neden böyle bir kitap ihtiyacı hasıl oldu sizde? Süper, teşekkür ederim, sağ olun. Ertim Bey de hatta kitapta hikayesi olanlardan bir tanesi. Biri Oy ve Ötesi'ni davet etmiştim ben de konuşmaya. Aslında 2018'de aklıma geldi bu konu üzerine çalışmaya başlamak. Ama hatırlayacaksınız, 2014'ten itibaren böyle etrafta bir çağrı duymaya başladık. Gel ve sandığını koru, gönüllü ol ve bu böyle hoş, nezaketli. Şimdiye kadar da çok duymadığımız siyasi partilerin dışından gelen bir sesti. Oy ve Ötesi'nden bahsediyorum. Bu sesi takip etmek de aslında beni biraz Oy ve Ötesi'ne götürmüş oldu. Bir de çok temelde şu var aklımda Nalin. Yani seçim atmosferine girdiğimiz zaman hepimizin aklında bir diğer gelen şey işte sandıkları korumaya dair bütün o motivasyon. Ama sandıkları kimin koruduğunu çok da konuşma fırsatımız olmuyor. Ben de bunu merak ettim aslında çok temelde. Bu sandıkları koruyanlar kimler ve neden bunu yapıyorlar? Nereden yola çıktılar? Temel bir gazetecilik sorusu. Sordum. Ve böyle bir heyecanla da aslında insanlarla röportaj yapmaya başladım. Önce Sercan Çelebi ile konuştum. Yani size nedir Oy ve Ötesi'ni kurdurtan şey diye. Ve bana aslında ilk önce Gezi cevabını verdi. Yani çok temelde Gezi ile beraber Gezi'den sonra bir şey yapmak istediklerini anlattı. Ve sonrasında da yani kabaca çıktığım bu yol beni insanların hikayeleriyle buluşturmaya başladı diyebilirim galiba. Ertim'le ve başka pek çok insanla, kitapta hikayesi yer alan insanlarla ben de böylece buluşmuş oldum. Bunun bir örneği var mı? Mesela Avrupa'da da böyle seçim güvenliği sandıkları korumak gibi çalışmalar yapılıyor mu? Bence yine Ertim'e de ben top atacağım burada. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'ye has bir hareket bu. Yani çok temelde kendi demokrasini kendin yap hareketi. Türkiye'deki sandıkları koruma hareketi. Çünkü yani üzücü ama insanların yani hem en çok güvendikleri şey seçim,
Sandık hem en heyecanla bekledikleri şey sandık aslında. Hepimizin böyle. İşte şimdi gün sayıyoruz. 26 gün kalmış oldu. Hem de en çok korktukları şey sandık. Dolayısıyla bu biraz Türkiye hareketi. Yani Türkiye dışında da başka ülkelerde aslında hem demokrasiyi yaymaya dair gözlemler ve gözlemciler var. Daha çok seçim sürecine katmak için insanları gözlemciler ve çalışmalar var. Ama oy ve ötesi ya da devamında da aslında ortaya çıkan hayır ve ötesi, işte Ankara'nın oyları, bunun gibi pek çok hareket Türkiye'ye has şeylerden bir tanesi. Aslında yine oy ve ötesiyle konuştuğumuzda da bana bir anekdot anlatmışlardı. Belki yeri gelmişken onu söyleyebilirim burada. İsveç'te sanırım bir toplantıdalarken kendilerine yine bir sandık güvenliği, seçim güvenliğiyle ilgili daha doğrusu bir toplantıdayken oy ve ötesine benzer bir şey olsun istemiş oradakilerde. Yani olmalıdır demişler. Çünkü çok temelde bu hem insanları sandığa davet eden hem de seçimlerin demokratik geçmesine dair katkısı olan da, katkı sunan da bir süreç. Peki. Dolayısıyla evet, Türkiye'ye has olduğunu en azından ben söyleyebilirim. Başka bir ek Ertin varsa. Ertin Bey. Bunları soracağım ama en sona soracağım şeyi ilk başta sormak istiyorum. Oy ve ötesi bu seçime nasıl hazırlanıyor? Bu sandık güvenliği meselesi hakikaten tedirginlik yaratan bir konu çünkü. Oy ve ötesinin bu seçimle ilgili önündeki yol haritası ve planları neler şu an? Biz her seçim olduğu gibi başladık çalışmalarımıza. Hı hı. Seçimlerde biliyorsunuz sandıklarda güvenlik için gönüllü organizasyon yapıyoruz. Gönüllüler topluyoruz. 30 binin üzerinde gönüllümüz var, kayıt olmuş. Hedefimiz 100 bin. Bugüne kadar hiç 100 bine ulaşmamıştık. 100 bini ulaşmayı hatta geçmeyi hedefliyoruz. Önümüzde bir aydan biraz daha az kalmış. 4 haftalık bir süreç var. Bu 4 haftada ulaşacağımızı düşünüyoruz, umut ediyoruz. Bizim için oldukça iyi çünkü biz normalde seçimlerde kayıtlarımızı okulların açıklanmasıyla, okulların belli olması ve sistemlere tanımlanmasıyla beraber başlatıyorduk. Bu dün oldu. Biz dün itibariyle 30 binin üzerinde, yani normalde sıfır noktamız olduğu noktada 30 binin üzerinde bir kayıtla aslında başlamış oluyoruz. Umut ediyoruz 100 binin üzerinde gönüllüyle sahada seçim güvenliğiyle ilgili çalışıyor olacağız. Ve gönüllüleri bekliyoruz. Buradan sonda yapacağım çağrıyı ben de başta yapmış olayım. oyvötesi.org'dan gönüllüleri bekliyoruz. Herkesin gönüllü olmasını istiyoruz. Türkiye'de her yerinde gönüllüye ihtiyacımız var. Sadece İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde değil. Buralarda çok gönüllümüz geliyor. Buralarda insanlar bizi daha çok duyuyorlar. Ama Türkiye'nin her yerindeki okullarda gün nasıl geçiyor gözlemleyebilmek için oradaki insanların gelip gönüllü olması lazım. Biz şartları var mı? Sadece 18 yaşını geçmiş seçmen olmak şartımız var. Başka hiçbir şartımız yok. Herkes gelip gönüllü olabilir. 18'den 78'e her yaşta insan geliyor ve gönüllümüz oluyor. Beraber çalışıyoruz sandıklarda. Biz bir ağ olmak istiyoruz. Sivil toplum ağı. Türkiye'nin her yerine ulaşalım, her noktada olalım, hep beraber el ele verelim ve Türkiye'nin her yerindeki sandıklarda bir güvenlik ağı oluşturmuş olalım. Aslında bunu hedefliyoruz ve bekliyoruz. Peki, şimdi devam edeceğiz. Bülent Hocam, aslında burada konuştuğumuz meselenin temeli zannediyorum sandık güvenliğine dair toplumda var olan bir endişeye, bir huzursuzluğa da tekabül ediyor. Biraz bunun temellerini soracağım size sosyolojik açıdan. Şimdi sandık güvenliği meselesi bu seçimin de çok konuşulan konularından biri. Öteki, yani diğer seçimlerde olduğu gibi elbette. Sizce buradaki huzursuzluğun, endişenin temelleri nereye dayanıyor Türkiye'de? Bu Türkiye gibi, özellikle Türkiye'de ve Türkiye gibi otoriter rejimlerin olduğu veyahut da rekabetçi otoriterlik diye adlandırılan literatürde memleketlerde kurumlara olan güvensizliğin temel sonucu olarak ortaya çıkıyor. Kitlelerde, insanlardaki bu güvensizlik meselesi demokratik kurumların içinde işte başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere diğer bütün bürokratik devletin bütün ayaklarının meclisten üniversitesine kadar işte TÜİK'ten Anayasa Mahkemesi'ne kadar oradan işte aklınıza gelebilecek bütün olması gereken kurumların yapması gereken, icra etmesi gereken vasıflarını ve işlevlerini yerine getirememesi veyahut da onların çürümesi, korup olması, yolsuzluğa bulaşması veya liyakat dışına çıkması veyahut da bir partinin tekeline girmesi sonucunda var olan kurumların içinin boşaltılması veya çürümesi veyahut da işte dediğim gibi özelliklerini yitirmesi sonrasında
temel bir güvensizlik meselesinin oluşması. Yani kurumsuzlaşma ile güvensizliğin artması meselesi ilişkin bu ikisinin bir arasındaki bağlantı üzerinden düşünmek lazım. İnsanların normal şartlarda her şeyin olduğu gibi işlediği öngörülebilir rasyonel devlet diye adlandırılan biraz oda sıcaklığında rasyonel devlet tanımı yaparken aklımıza çoğu zaman Avrupa ülkelerinden Almanya gelir biliyorsunuz. Almanya gibi veyahut da Kuzey Avrupa ülkeleri gelir. Normal şartlarda olması gereken şey, vatandaştan beklenen şey işte belli seçim aralıklarıyla işte yerel, nasyonel veyahut da uluslararası seviyede veya Avrupa düzeyinde olacak seçimlere sadece vatandaşın, yani normal şartlarda vergisini veren bir vatandaşın, gerektiği zaman askere alınan vatandaşın oy vermesi beklenir ve ondan sonrası olması gereken şeyler olur. Onlar da nedir? İşte ilgili seçim kurumlarının yapması gereken güvenlik şeylerinin devlet tarafından alınmasıdır. Oysa bizim ülkemiz ve başta olmak üzere Rusya gibi çeşitli ülkelerde, Brezilya'da da benzer bir şekilde ve Arjantin'de bu ülkelerde kurumlar ortadan kalktığı için veya zayıfladığı için vatandaş oy vermekle kalmıyor. Bir de verdiği oyun gerçekten adresine teslim olup olmadığını da kontrol etmek üzere bir mobilizasyona maruz kalıyor veya mobilize olmak zorunda kalıyor. Bunun temel sebebi bahsettiğim şekilde aslında toplumun devletin kurumlarına olan güvensizliği sonucu ortaya çıkan toplum mobilizasyonu. Bu ilginç bir şey aslında, bir paradoks bir yandan da. Çünkü böyle ülkelerde aynı zamanda şeyi görürsünüz. Yani sokak risklidir, sokağa çıkmak risklidir. Çünkü demokrasi dediğiniz şey aslına bakarsanız seçimden seçime insanların oy vermesi değildir. Yani ileri demokrasilerde sözünü ettiğimiz memleketlerde işte oda sıcaklığı diye anlattığımız normal tırnak içinde demokratik, bürokratik devletlerde hem demokratik hem de bürokratik olmak zorunda. Çünkü demokrasiyi yeniden üreten temel mekanizma bürokrasinin yerli yerine oturmuş olması meselesidir. Hani bürokrati olmadan demokrasi düşünülemez. Bu açıdan bu ülkelerde insanların hani seçimden seçime oy kullanmasının ötesinde aynı zamanda gerektiği zamanda vatandaşların huzursuzluklarını veya taleplerini dile getirmek için sokağa çıkması ve protesto etmesi veya hak talebinde bulunması, eşitlik talebinde bulunması da beklenir. Ve bu da demokrasi sınırları içerisinde şiddet kullanmadığınız ölçüde oldukça meşru bir haktır. Ama bu rekabetçi otoriterliğin olduğu memleketlerde sokak risklidir, mobilizasyon kötüdür. Hatta işte yaftalanmanız, kriminalize edilmeniz söz konusu olabilir böyle yerlerde. Sizi seçime, millet iradesinin kendisini ifade edebileceği seçimlere itilirsiniz. Seçimler demokrasinin tek ve yegane şeysi olarak kurumu veya prosedürü veya işlevi pratiği olarak anlatılır. Oysa burada seçimin kendisi de zan altında kalmıştır. Yani öyle bir tuhaf bir durumdur ki hem sokak risklidir aslında ama oy verdiğiniz zaman oyun yerine gidip gitmeyeceğini bilmediğiniz için aslında oy vermek de riskli bir faaliyet haline gelir. Onun güvenliğini de yine yurttaşın kendisinin sağlaması bence bu işin en paradoksal, en trajik tarafı. Evet. Yani bu işin hakikaten temelleri başka bir ülkede bu kadar açığa çıkıyor mu sosyolojik olarak bilemiyorum ama siz enine boyuna anlattınız o kısmını. Teşekkürler. Şimdi bir yanıyla da bu seçim birden fazla başlığı konuştuğumuz bir seçim oluyor zannediyorum. Çünkü elimizde deprem bölgelerinde sandık güvenliği nasıl sağlanacak sorusu var. Belli açıklamalar yapılıyor ama tabii yine o açıklamalar yeni soruları da doğuruyor toplum nezdinde. Kürt illerinde nasıl bir seçim sandık güvenliği meselesi sağlanacak? Bu ayrıca bir soru olarak önümüzde duruyor. Partiler güvenlik hazırlığını nasıl yapacak? İttifaklar bu işi arasında nasıl bölüşüyorlar? Bir görev dağılımı var mı? Bunları bir sonraki bölümde siyasetçilerle de konuşacağız ama önce tabii Seçil Hanım'a soracağım çünkü kitaba baktım, biraz böyle farklı notlara da denk geldim. Sizce şu anda baktığınızda Türkiye birden fazla bu kadar konu başlığını kapsayabilecek, seçim güvenliğini sağlayabilecek bir sürece girdi mi? Yani böyle bir hazırlık var mı? Ya da siz bu hazırlıkları yeterli buluyor musunuz bu aşamada? Bülent Hoca'nın söylediği şey kıymetliydi. Belki oradan başlamış olabilirim. Seçimler, yani aslında bütün demokrasi kavramı bir sandığa sıkıştırıldığı zaman sandıkları korumak da, oy vermek de bir protesto biçimine de dönüşmüş oluyor aslında Türkiye'de. Biraz yaşadığımız şey bu. En azından yurttaşlar açısından gördüğümüz kısmı bu gibi geliyor. Diğer tarafına bakarsak da çok temelde insanlar ellerinden geleni yapıyorlar. Aradıkları, özledikleri demokrasiye ulaşabilmek, kavuşabilmek için. Bu gördüğümüz şey aslında, bu hareket
Tin tamamı bu anlama geliyor. Bundan sonrasında yani iki ayrı şey var elbette. Yani hepimizin de konuşacağı, konuşmaya devam ettiği. Siyasi partilerin ne yapacağı, ne tutum alacağı. Ve tabii ki hükümetin bu alanda yapacağı diğer bütün çalışmalar. Siyasi partilerle ilgili çok basit, çok kilit bir fikir var aslında. Seçmen davranışı üzerine uzun yıllardır çalışan Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'nun söylediği hakim ruh halini yaratan parti seçime alır diyor. Yani bu elbette bu kadar kolay olmak zorunda değil. Ama hakim olduğunuzu ve yaptığınız işlerin bütün bu çabaların boşa gitmediğini göstermek için de yaptığınız her şeyi bangır bangır anlatıyor olmanız gerekiyor. Şu anda muhalefet olan en azından bütün partilerin yapması gereken şeylerden bir tanesi de bu. Dolayısıyla mümkün olduğunca bunu yapıyorlar mı? Emin değilim. Yani kuşkusuz ben bir gazeteciyim ve sorgulamaya devam edeceğim. Yani bu benim işimin ve olduğum şeyin doğası gereği böyle. Ancak yani şimdiye kadar belki şunu anlatmak gerekirdi. Bir kakofoni içinde anlatılıyor seçim güvenliği. İnsanların yani evet bu bir kitap ama kitabı bırakın işte oy ve ötesi diye bir şey kuruldu. Bu ülkede 2014'ten beri faaliyette işte adil seçim platformu vardı 2018'de içinde pek çok demokratik ve çeşitli başka yapıların da olduğu yatay örgütlenmelerin olduğu. İşte bugüne geldik işte partiler ne kadar çok çalıştıklarını anlatıyorlar ama bir gürültü var ya ülkede sürekli. Yani ya böyle tartışma programlarında çıkıp anlatıyorlar bunları parti temsilcileri bir gürültü içinde endişelerin zaten körüklendiği bir yerde ya da böyle işte parti programlarının bir köşesinde seçim güvenliği içinde şöyle çalıştık diye. Dolayısıyla bunu bir gündem olarak bir kişinin belki de ki var yani partilerin böyle temsilcileri biliyoruz çıkıp anlatıyor olması lazım. Benim hem bir yurttaş olarak bu aşamada hem de bir gazeteci olarak aslında iletişime dair bunu siyaset iletişime dair hissettiğim ve görmek istediğim şey bu. Çünkü bu başka türlü yaptıkları bütün çalışmaları anlatmazlarsa insanlar bütün bu kakofoni içinden seçim güvenliğine dair bütün bu sorduklarınızla beraber işte Kürt illerinde ne olacak, deprem illerinde ne olacak, işte orada 2 milyon kişi mi oy kullanamayacakmış falan diye böyle bütün hesaplamalara girerek zaten çok zor olan bir şeyi yapmaya çalışacaklar. O yüzden yani hani sorunuza döndüğümde de yani partiler kuşkusuz çalışıyorlar ama bir yandan da 26 gün var ve siyasetin günü bir günde değişebilir. Bu kadar çok gündemle beraber buna bir alan açmaları gerekiyor. Yani eminim çalıştıklarına çünkü bana kalırsa bu sandık hareketi meselesi insanların oylarını korumaya dair oluşturdukları bu refleks zaten siyasi partilere sorumluluklarını öğretti. Zaten onlardan öğrendiler. Elbette seçim güvenliğiyle ilgili çalışıyorlardı ama bu kadar ciddiye aldıkları bir zaman yoktu bana kalırsa. Ve şimdi bunu daha da ciddiye aldıklarını her gün çıkıp anlatmalılar ve bunu çok daha sarı bir dille bıkmadan usanmadan kendi sosyal medya kanallarından yapmalılar. Yani bir mecramız yok, mecramız kısıtlı, şu alanın, şu zamanın tartışması olamaz. İstedikleri alanı muhalefet ister istemez yaratabilirmiş gibi hissediyorum. O yüzden müthiş değil. Ama 26 gün kaldığını da şerhim olarak düşüyorum. Evet. Yani çok da az bir süre böyle kaldı. Böyle bir şey hissediyorum. Evet. Peki sizce özellikle deprem bölgeleri için soracağım. Şimdi oy ve ötesinin deprem bölgeleriyle ilgili ayrıca bir çalışması var mı? Veya oralardan gelen başvurular oldu mu? Çünkü şimdi elimde bazı bilgiler de var. Mesela deprem bölgesinden ayrılan 139.927 kişinin adres değişikliği yaparak seçmen kaydını bulundukları illere aldığını biliyoruz. Ama bu da elimizdeki veri hani bir yanıyla sadece şimdi o bölgede ciddi bir iç göç de yaşandığı için veriler ne kadar sağlıklı? Tabii bu da bir soru işareti gerçi. Sizin cephenizde durum nasıl? Çok açıklanan veriler yok dediğiniz gibi. Çok net rakamlar yok. Çok ciddi bir felaket yaşadık. Yani burada bölgede yaşayan insanlardan çok ciddi sayıda insan göç etmek zorunda kaldı. Gidip de deprem bölgesini gördüğünüz zaman görenleriniz bilir. Bir takım bölgelerde artık binalar yok. Yani hani
yıkılmamış ve insanlar içinden çıkmış bile olsa artık içinde oturulamayacak durumda. Semtler yok, mahalleler yok, şehirler yok olmuş durumda. Bu insanlar artık başka yerlerde yaşıyorlar. Bu insanlar Mersin'e taşındılar, Adana'ya, İstanbul'a, Ankara'ya taşındılar. Burada bahsedilen 1,5 milyon civarında insandan söz ediliyor. Çok ciddi bir rakam. Bu insanların büyük bir çoğunluğu da kayıtlarını eski bulunduğu yerde bıraktı. Yeni geçtikleri adresi almadığını söyleniyor. Tabii bu durumda ciddi sayıda oy oranında düşme olacaktır. Burada kaybettiğimiz insanlar da var. Hayatını kaybeden insanlar var. Bunlar hala seçmen listelerinden düşmediler. Çünkü henüz kanuni olarak ölü ilan edilmediler. O yüzden hala listelerde bulunuyorlar. Bu da bir ayrı bir problem. Bölgede büyük bir karmaşa var. Şunun için var. Biz Türkiye çapında %85 gibi bir oy verme oranıyla oy veriyor olacağız. Bölgede belki de bazı sandıklarda %15-20'leri göreceğiz. Çünkü o bölgede gerçekten hiç kimse yok. O sandıklar orada oluşacak. O listelerde o insanlar toplanmış gibi gözükecek ama o insanlar orada değiller. Belki de oranlar çok düşecek. Umut ediyoruz oradaki insanların mümkün olduğu kadarı buralardan, Türkiye'nin geri kalanından bölgelerine gitsinler, oy versinler. Oradaki oy verme oranı yükselsin. Biz oy vetisi olarak bölgede daha yoğun var olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha çok çağrı yapıyoruz. Bölgede ulaşmaya çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Bölgedeki ulaşabildiğimiz herkese, avukatlarla görüşüyoruz. Orada daha çok gönüllü oluşturmak çabamız bu yönde. Çünkü orada daha fazla insanda gözlem yapıyor olmalıyız ki gün nasıl geçiyor, süreç nasıl geçiyor gözlemleyelim. Hiçbir şey olmayabilir. Bir şey olacağını iddia etmek ağır bir itham olur. Ama orada daha fazla insanın daha fazla şekilde bütün siyasi partilerin, bizim gibi kuruluşların o günü çok net gözlemliyor olması lazım ki ondan sonrasında Türkiye'nin senelerce tartışacağı şaibe iddiaları ortada olmasın. Biz bu iddiaların önünü kapatalım. Biz ne olursa olsun o sandıklarda tam bütün verileri topluyor olalım. Günün nasıl geçtiğini gözlemliyor olalım. Atılan tek tek her oyu tek tek hepimiz gözümüzle görmüş olalım. Sandıklara giren oyları, okula gelip de oy veren insanları tek tek görmüş olalım. Bunu istiyoruz. O yüzden bölgede özellikle çağrımızdır. Daha çok insanlı sandıkta olmak, her sandıkta olmak. İstanbul'da her sandıkta olmasak da olur. Çünkü İstanbul'da şehir içinde bütün partiler de var. Burada oturmuş bir yapı var ve dönen bir sistem var. Ama bu bölgede şimdi ne olacağı belli olmayan bir sistem içerisinde tüm siyasi partilerin kendi adlarına, kendi haklarını korumak adına orada olması, bizim gibi örgütlerinde, bizim gibi kuruluşlarında tüm herkesin hakkını korumak adına orada olması çok elzem olduğunu şey düşünüyorum. Tabii. Pardon, böyle. Yok, buyurun. Peki insanların buradan deprem bölgesine gitmesi gönüllü olarak uygun bir şey mi? Yoksa insanların bulunduğu yerde gönüllü olmasına mı? İnsanlar bulunduğu bölgelerden başka illere gittikleri zaman kendi oylarını kullanamıyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Kendi bulundukları illerde mutlaka oylarını kullansınlar. Biz Kadıköy'deki insanı Sultanbeyli'ne götürüyoruz ama İstanbul'daki bir insanı Hatay'a götürmek haksızlık. Çünkü o zaman o insanın oyunu yakmış oluyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Biz insanlar bulundukları illerde kendi oylarını kullanabilecekleri ve çevrelerindeki yakın ilçelerde, yakın bölgelerde gidebilecekleri yerlere gitmesini tercih ediyoruz. Bu yönde organizasyonlar da yapıyoruz ama dediğiniz gibi çok uzak bölgeleri değil, çok uzak yerleri değil. O zaman oylar kayboluyor, insanların hakları. Biz burada herkes oy versin diye mücadele ederken bir grup insanın da oyunu yakmaya teşvik etmek yanlış geliyor. O yüzden bunu asla yapmayız. Sizin seçim günü peki gözlemcileriniz olacak mı? Evet, tabii. Sahada olacaklar tabii yani. Tabii ki. Biz veri akışını, bilgi akışını nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Şimdi düşünüyorsunuz çünkü birazdan siyasetçiler de anlatacak işte bu bilgi akışı meselesi ne olacak? Anadolu Ajansı'ndan gelen bilgilere genelde şüpheli yaklaşılır vesaire ama farklı bilgi kaynakları nasıl sağlanacak? Sizden gelen bilgiler nereye akacak mesela? Bizden gelen bilgiler genelde bizim kendi sistemimize akıyor. Daha sonrasında biz bunları siyasi partilerle paylaşıyoruz. Bütün siyasi partilere verilerimizi açıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Gün içerisinde olabildiğimiz kadar çok sandıkta müşahitlerimizle, gözlemcilerimizle bulunmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgelerde ciddi bir ağımız var. Biz bu arkadaşları öncelikle eğitiyoruz. Çok detaylı bir eğitimden geçiriyoruz. Onlara
o günün nasıl geçeceğini ve orada ne yapmaları gerektiğini ciddi şekilde anlatıyoruz. Orada olmalarını, orada eğitim almadan kimsenin olmasını istemiyoruz. Çünkü eğitimi olmayan, günün nasıl geçeceğini bilmeyen insanın faydadan çok zararı olduğunu gördük zaman içerisinde. Bilen insanların orada günün nasıl geçtiğini gözlemledikten sonra olabilen anomalileri bize bildirmesini sağlayan bir uygulamamız var. Burada bize bu sandıkta böyle böyle bir problem yaşandı. Şeyler yaşadık diye gün içerisinde bildirim yapabilecekler. Biz bunları toplayacağız. Türkiye'nin her yerinden bu verileri toplayacağız. Burada amaç bir sonraki seçimler için. Biz orada adımlarımızı atıyoruz. Ne yapılması gerektiğini yapıyoruz. Ama bir sonraki seçimler için de bakın Türkiye çapında biz 100 bin sandıkta bu kadar gözlem yaptık. 3 bin tane bu vakadan karşılaştık. 5 bin tane bu vakadan karşılaştık. Bunlar için daha iyi eğitimler verelim. Oradaki memurlarımıza, oradaki parti görevlilerimize daha iyi eğitimler verelim diye hazırlık yapmak için bu verileri tutacağız. Ama asıl önemlisi seçim sonuçları için gece yapacağımız çalışma olacak. Biz sayımlarda mutlaka bulunuyoruz. Orada tek tek bütün oyları görmek istiyoruz. En heyecanlı yeri burası. Tek tek oylar açılıyor biliyorsunuz. Zarflardan çıkıyor. Tek tek onları görüyoruz. Onların sayımını yapıyoruz. Biz de çetere tutuyoruz. Oradaki sandık kurulundaki insanlar gibi. O sayıların oluşturduğu sandık sonuç tutanaklarını biz mutlaka resim olarak alıyoruz. Biz bunu sistemimize yüklüyoruz. Şimdi yeni bir uygulamamız var. Bu uygulamamızla bu resimler alındığı zaman sistemimize yüklenirken OCR teknolojisi kullanıyoruz. Optik karakter tanıma sistemi demek. Oradaki el yazısıyla yazılmış rakamlar sistemimize dijital veri olarak geliyor olacak. Yani biz anında o verileri sayısal hale getirmiş, kıyaslanabilir, tablolar halinde oluşturulabilir hale getirmiş olacağız. Ve bu veriyi çok hızlı oluşturacağız. Bu teknoloji ilk defa kullanılıyor olacak. Ve bu seçimde mi deneyeceksiniz? Bu seçimde deneyeceğiz. Oldukça da iddialıyız. Güzel, çok hazırlandık. Ekiplerimiz çok hazırlandı. Yazılımcılarımız çok iddialılar. Güzel bir yazılım oldu ve bununla anında veri oluşturuyor olacağız. Çok hızlı bir şekilde. Bugüne kadar hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde. Biz 200 bin sandığın 200 binin de resmi akşam 7'de girirse seçim sonucunu 7'de görüyor olacağız. Açık söyleyeyim. Bunu açıklamayacağız. Böyle bir hedefimiz yok. Biz seçim sonucu açıklamıyoruz. Böyle bir kuruluş değiliz. Basın yayın kuruluşu değiliz. Ama bunu siyasi partilerle 7 itibariyle akşam 7-7.30 itibariyle paylaşıyor olacağız. Sonrasında da 9'dan sonra herkese açacağız. Herkesin gelip ben bu resmi çekmiştim diye görebileceği bir sistemimiz olacak. O siteden herkes kendi tutanaklarını görebilecek ve verilerini de görebilecek. Yüksek Seçim Kurulu ile yapılan kıyaslamalar sonrasında da hazırladığımız raporları gün içerisinde, gece içerisinde partilerle paylaşıyor olacağız. Ve biz bütün gece çalışıyoruz. O seçim bittikten sonra asıl bizim işimiz başlıyor. Arkada ciddi bir sistem dönüyor, çark dönüyor. Biz o verileri alıyoruz, kıyaslamalar yapıyoruz. Oradaki farklılıkları, anomalileri bildiriyoruz ve bununla ilgili siyasi partilere destek olmaya çalışıyoruz. Bu seçimde de yapıyor olacağız. Hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde. Peki, oldukça iddialı gördüm sizi evet. Bu arada. Yani biz de merak ediyoruz açıkçası. Çünkü her seçim tartışılan konulardan biri veriler meselesi. Nasıl geliyor, doğru mu, güvenilir mi, ne oluyor, ne bitiyor. Oy ve ötesinin bu anlamdaki hazırlığını hep birlikte merak ediyoruz aslında. Seçim günü göreceğiz. Şimdi deprem bölgesi dedik. Burayla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum değerli izleyenler. Çünkü nasıl oy kullanılacak bunu herkes de aslında çok iyi tahayyül edemiyor. Bazı çalışmalar var. Örnek vermek gerekirse Türkiye genelinde adres değişikliği yapanların sayısı 676.990 olarak açıklandı. Deprem bölgesinde sadece bir bölgede mesela diğer bölgelerde de benzer çalışmalar olduğunu söyleyelim. Hatay'ın Antakya, Defne ilçelerinde oy kullanılacak okullarda tabii ki bu depremden etkilendiği için bu bölgelerde sandıkların 110 konteynerde kurulması planlanıyor. Ulaşımın zor olduğu köylerde ise oy kullanmak için çadırların kurulacağı açıklandı. Yani bu bölgelerde hem konteynerlerin içinde sandıklar olacak hem de köylerde çadırlarda sandıklar olacak. Bu bölgede kalan, bu bölgedeki depremzedelerde oy kullanmak için buralara gidiyor olacaklar. Oralardaki seçim güvenliğini de işte aslında burada belki düşünmek gerekiyor evet. Tam bu aşamada. Peki, çok zorlu bir ortam. Yani güvenlik açısından bir tehdit görüyor musunuz mesela bu aşamada? Güvenlik açısından demeyelim ama çok gerçekten hiç yaşamadığımız ve bilmediğimiz bir ortama doğru gidiyoruz. Herkes açısından Yüksek Seçim Kurulu içinde, partiler içinde, bizler içinde, halk içinde durum geçerli. Yani orada yaşayan insanlar için de aynı durum geçerli. Biz nereye gidiyoruz?
evimizin karşısındaki sokaktaki ilkokula, ortaokula gidip oyumuzu kullanıyoruz. Oradaki bölgedeki insanlar da bunu yapıyorlar da artık okul yok, evleri de orada değil. Ve yani hani bambaşka bir durum. Burada bahsettiğiniz gibi yeni çadırlar kurulacak, konteynerler kurulacak. Orada oy kullanacaklar. Onlar için de bir tedirginlik. En büyük hedefimiz o insanların metanetle orada oy kullanmasını sağlamak olmalı. O insanların kendini güvende hissetmesini, devletin en büyük görevi bu olmalı. Onlara ne desteğimiz ne yardımımız olabilirse biz dernek olarak bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Siyasi partilerin ve devletin de bu konuda çok çalışıyor olmasını temenni ediyoruz. Çünkü en üzücü, en zorlu seçime gidiyorlar. Onlar kendileri adına gidiyorlar ve bu süreci sakinlikle geçirmelerini sağlamak hepimizin görevi diye düşünüyorum. Evet. Peki Seçen Hanım, şimdi sizin kitapta da aslında bahsettiğiniz bir şey var. İşte burada sandığı korumaya çalışırken silahla tehdit edilen insanların dahi hikayelerinin olduğu bir kitap bu aynı zamanda. Ki Türkiye'de maalesef böyle hikayeler de çok fazla. Ve hak ihlalleri dediğimizde, seçim süreci dediğimizde özellikle bölgedeki illerde, Kürt illerinde güvenlik tehdidi açığa çıkıyor. Çoğu zaman da maalesef gördüğümüz manzaralar buna tekabül ediyordu. İnsanların güvenli bir şekilde gidip oy kullanabileceği ortamlardan uzak görüntülere sahne oldu geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde. Bu seçim için sizce böyle bir durum söz konusu mu, yoksa hem bölgedeki halk hem de bu seçimin işte bu kadar kadersel ve tarihsel olarak görülüyor olması birazcık daha işleri ciddiye mi bindiriyor? Yani nihayetinde bu yaşadıklarımız aslında 2018 seçimleriydi. Yani yıl açısından bakınca 5 yıl ama seçimden seçime gibi düşünürsek büyük değişiklikler bekler mi? Bu pek çok şeye bağlı. Uzmanlar, seçim konusunda çalışan uzmanlar özellikle şunu söylüyorlar. Yani insanların böyle motivasyonlarda olması, oy çalmaya yönelik olabilir, herhangi bir usulsüzlük için orada olabilir ya da nihayetinde seçim halinin ruh halini bozmak için de orada olabilir. Bütün bunlar kişilerin motivasyonlarına ve bu konuda ne kadar inatçı olacaklarına bağlı. Yani kişileri ikna etmeniz gerekiyor. Bu insanların olup olmamasıyla ilgili elbette. Yani geçtiğimiz seçimlerde bunlar varsa, yaşandılarsa nihayetinde şimdiki seçimlerde de olmaması için bir sebep yokmuş gibi geliyor. Ama bütün bunlar tabii ki hani veriler değil, bir bakıma gözlemlerle konuştuğumuz şeyler. Bu işin birinci tarafı. Diğer tarafı aslında partilerin ne kadar çok sandık kurulu görevlisi gönderebileceğini de düşünürsek bütün bu olanları o kadar çok raporlayabilir, bilebilir, haberimiz olabilir hale getirebilirmişiz gibi de gözüküyor. Bu da işin diğer tarafı. Yani bütün bunları yani müşahitlik meselesi başka bir şey ama galiba birbirimizin gözü olmakla da ilgili bir şey. Yani 2018'de olan bu hikayeleri 2018'de duymamız, ya tabii ki sosyal medya ve hani bütün bunların da etkisi var ama işte gönüllülerin oraya gitmiş olması bir şey demekti. Dolayısıyla bu tekrar olabilecek mi? Önemli şeylerden biri. İkincisi, partiler için de zor gönüllüleri oraya göndermek. İnsanların sorumluluğunu almakla ilgili bir şeyden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla buna çözüm bulması gereken merci yine hükümet. Yani çünkü hükümet ya aslında bütün bu seçimlerin sorumlusu. Ve onların sorumluluğunda gerçekleşiyor bütün bu seçimde. Dolayısıyla bu güvenliği almak da onlarla ilgili. Nihayetinde yine böyle insanlar görebilir miyiz ya da böyle sahneler yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Büyük şehirlerde çok daha kolay ve çok daha güvenli süreçler geçiriyoruz. En azından 2023'te geldiğimiz yerde bunu gönül rahatlığıyla konuşabiliyoruz. Ama önceki örneklerden de insanların gönül rahatlığıyla oylarını kullanabildikleri, kullanamadıkları yerler olduğunu da biliyoruz. Bunlara dair de galiba şimdilik raporlamaktan ve görmekten başka bir şey en azından gönüllülerin elinden gelmediğini fark ediyorum ben. Diğer kısımda söylediğim gibi siyasi partilere düşüyor maalesef. Evet, siyasi partilere düşüyor ve onlar ne yapıyor onu da ikinci bölümde konuşacağız. Bülent Hocam, sizce özellikle bölgede Kürt illerinde seçim güvenliğine dair şu ana kadar atılan adımlara baktığınızda, halkın tepkisine veya sandığa sahip çıkma motivasyonuna baktığınızda siz neler görüyorsunuz? Çok bir şey göremiyorum Nalin Hanım, çünkü Kürt bölgelerinde hiç bulunmadım bu son 3-5 sene içerisinde. O açıdan durumun nasıl bir tablo ortada olduğundan
doğrusu bir ampirik olarak, nesnel olarak bir bilgiye sahip değilim. Oradaki endişem asıl temel olarak Yeşiller ve Sol Partisi'nin şimdi ilk kez seçime giriyor olmasından dolayı sandık görevleri arasında resmi olarak bulunamaması temel bir endişe sebebi benim açımdan. Yani burada tabii sandık görevlileri gönüllü olarak, müşahitler olarak olacaklar. Yeşiller ve Sol Partisi'nin en etkili olduğu bölgeler, işte büyük şehirler açısından biraz önce de sözü edildi. Büyük endişeler taşımıyor olsak da Diyarbakır, Batman gibi büyük şehirlerin de en azından sivil toplumun güçlü olduğu yerler bunlar. İstanbul, Ankara, İzmir gibi bölgelerde nasıl müşahit sorunu yaşanmıyorsa, özellikle merkezi mahallelerde bir de insanların bu konuya çok duyarlı olmaları ve kendi attıkları oya sahip çıkmalarından dolayı. Fakat daha taşrada, daha küçük yerlerde özellikle toplumun henüz kimi geleneksel yapılardan içinde yaşadığı, geleneksel yapıların içerisinde bulunduğu ve bireyselleşmenin kısmen sınırlı olduğu yerlerde toplu oy kullanma durumları veyahut da sandık müşahitlerinin baskı altına alması veya sandık müşahit veya benzer siyasi parti temsilcilerinin hepsinin aynı aileden veya aşiretten gelmesi durumunda, ki bu bilgiyi tamamıyla spekülatif bir şekilde konuşuyorum. Bunu teorik olarak böyle olabileceği varsayımına dayanıyor. Bu daha önceki seçim deneyimlerine dayanıyor. Bugün şu anda güncel bir bilgiye sahip olmadığı için bunları söylüyorum. İşte Urfa'nın çeşitli köyleri, başkaca taşra veya küçük mahallelerde veya küçük şehirlerde, varoşlarda işte kimi eli silahlı olan güçlü olarak, fiziksel olarak ve kısmı siyasi parti veya devletle de ilişkisi olan aşiretlerin veya yapıların veya korucuların kendi aileleri veya oy kullananların hiçbirisinin gerçekten sandığa gitmeden birisinin herkes adına oy kullandığı, mühür bastığı yerlerle ilgili çeşitli görüntüler servis ediliyor. Görüntüleri biz Twitter'dan gördük geçen sene içerisinde, biliyorsunuz. O açıdan o bölgelerdeki sandık güvenliğine dair ne tür tedbirler alınabilir? O konuda çok derin endişelerim var. Bir tanesi bu ve tabii Yeşiller ve Sol Partisi'nin şimdi bir hukuki olarak, mecburi olarak her sandıkta bulundurması gereken şeyler eğer artık söz konusu olmayacaksa, sadece AK Parti'nin, CHP'nin ve MHP'nin temsilcileri olacaksa birçok yerde, ki İYİ Parti oldukça zayıf biliyorsunuz Kürt bölgelerinde. Dolayısıyla orada sayısal olarak az olacak veya sayısal olarak Cumhur İttifakı'nın temsilcileri daha fazla olacak. Bu durumda böyle bir endişem var. İkinci endişe de daha önce de dile getirdik biliyorsunuz. İşte büyük şehirlerde, Diyarbakır ve Batman gibi yerlerde ve başkaca yerlerde işte Hüdapar'ın seçime sokulmasıyla beraber veya daha doğrusu ittifaka girmesi, Cumhur İttifakı'nın bir parçası haline gelmesinden sonra bu geleneksel aşiret yapılarının ötesinde aynı zamanda Hüdapar gibi partilerin de sandık güvenliğini tehlikeye atacak, işte millet iradesini riske atacak çeşitli tasarruflarda bulunma ihtimalinin olması ve bu iki ihtimal üzerinden düşündüğüm zaman, bir yandan Yeşiller ve Sol Partisi'nin zayıflatılması ve sandıklarda bir tür dışlanması veyahut da belki okul binasına bile sokulmaması veya çeşitli biçimlerde, bunun yerine Hüdapar'ın güçlü bir şekilde eğer orada temsil edilmesi söz konusu olursa, özellikle küçük yerlerde ve varoşlarda, köylerde ve kasabalarda millet iradesinin, Kürtlerin iradesinin belki de işte daha alternatif siyasi partilere gidebilecek millete iradesi, Millet İttifakı'na veyahut da Yeşiller ve Sol Partisi'ne gidebilecek oyların gidememesi veyahut da sayılmaması veya onun yerine başkaca oyların kullanılması ihtimali doğuruyor. Biliyorsunuz şimdi burada bu bölgelerde özellikle şiddetin yoğun olduğu, yani kurumsal şiddetin yoğun olduğu, buna karşın aynı şekilde sivil toplumun da aşırı politize olduğu Kürt illerinde daha önce de yaşadık biliyorsunuz, çok farklı gruplar karşı karşıya gelmesi durumunda, ki bu karşı karşıya gelmeler böyle çok şey de olmuyor, çok barışçıl bir şekilde de olmayabiliyor zaman zaman. İşte biliyorsunuz 6-8 Ekim olaylarında gördüğümüz şey işte 52 kişinin ölmesiyle sonuçlandı. Biliyorsunuz bu Kobani olayları olarak anlatılan meselelerde oradaki insanların önemli bir kısmının silahlı olduğunu varsayarsak, aynı zamanda korucuların, aynı zamanda aşiretlerin ve aynı zamanda Hüdapar'ın belki de iltisaklı olduğu grupların olduğunu varsayarsak, yine bunu teorik olarak söylüyorum böyle olduğunu, bana ulaşan bir bilgi yok. O yüzden böyle yerlerde karşı karşıya gelmeler çok sert olabiliyor. Hele bir de sivil toplumun zayıflatıldığı, işte bütün o Kürt siyasal hareketine yakın olan sivil toplumun çökertilmesi, kadın gruplarının, kadın hareketlerinin, yerel örgütlerin çökertildiği veya hapishaneye tıkıldığı yerlerde, sivil toplumun çok zayıfladığı yerlerde
aslında zabıta kuvvetleriyle insanların karşı karşıya getirilmesi veya işte bahsini ettiğim aşiret gruplarının insanların görece zayıf olduğu yerlerde, hani insanların sivil alanının zayıflatıldığı alanlarda oy güvenliğinin, seçim güvenliğinin oldukça riskli olduğunu söylemek mümkün. Bir, yani burada tabii paradoksal bir durum var. Bir yandan hani Kürtler Türkiye'nin batısına ve Orta Anadolu'ya nazaran çok daha politize bir topluluk. Bu yaşanan acı deneyimlerden mütevellit bir politizasyon durumu söz konusu. Çok da böyle politize olmuş olmak illaki kaçınılmaz olarak negatif veya kaçınılmaz olarak pozitif bir olay değil. Yani insanlar, yani politize olmuş olmak çok da süper bir durum değil aslına bakarsanız. Çünkü politize olmak aynı zamanda insanın gerçekten normal hayatında yaşamak istediği şeyleri de yaşayamaması ve siyasetle yatıp siyasetle kalkması anlamına gelir. Halbuki biraz önce bahsettiğimiz şekilde Nalin Hanım, Avrupa'da ben geçen Berlin'e gittim, seçimler vardı Berlin'de. Birkaç kişiyle sordum neyin seçimi. İnsanlar seçimin niçin, ne seçim olduğunu bilmiyorlardı. Yani bir seçim var ama bir yerel seçim, Berlin parlamentosu meğersem bir mahkeme seçimi iptal etmiş bir ufak sebepten dolayı, yeni baştan tekrar seçim olacakmış ve aynı insanlar tekrar seçime giriyorlarmış. Dolayısıyla oradaki o seçimin olağanlığı içerisinde insanların aşırı bir politizasyon durumu söz konusu değil. İnsanlar parklarda oturuyorlar, uzanıyorlar, çay kahve içiyorlar, takılıyorlar ve insanlar okula gidip oyunu verdikten sonra bit pazarına gidip alışveriş yapıyorlar veya da başka şeyler yapabiliyorlar. Oysa bizde seçimler bir siyasal parti veyahut da bir partiyle bir diğer parti arasındaki bir seçimden ziyade bir rejim seçimini haline dönüşüyor. Kürt bölgelerinde bunun ikiyle çarpın daha da sert bir atmosferle karşı karşıya kalıyoruz ve güvenlik de devletin zabıta kuvvetleri batıya nazaran belki kat be kat fazla olduğu bir yerde güvenliğinde daha fazla olmasını beklersiniz değil mi? Hani seçim güvenliğinin, madem güvenlik güçleri o kadar fazla, o zaman seçim güvenliğinin artmasını beklersiniz ama tam tersi işliyor. Zabıta kuvvetlerinin fazla olduğu yerlerde seçim güvenliği daha da azalmış olabiliyor. Evet. Bunların detaylarını da, bu arada endişelerinizi de not aldım. Hakikaten burada sorular da geliyor izleyicilerimizden. Bu endişeleri Mehmet Rüştü Tiryaki mutlaka yanıtlayacaktır. Ne tür hazırlıkları var bölgede dinleyeceğiz. Şimdi bu bölümü kapatacağız, ancak bu bölümü kapatmadan evvel özellikle Bülent Hoca'nın değindiği bir noktayı sormak istiyorum. Bu politize olma meselesi veya politikleşme meselesi, hangi kavramı daha doğru kullanırsak aslında, sandıklara ne kadar sahip çıkacağınızı veya oy verme, işte verdiğin oyu daha çok koruma eğilimini sizce destekleyen bir duruma mı dönüşüyor? Ne kadar politize olursak aslında, yani bence Bülent Hoca'nın söylediği hakikaten iyi bir şey vardı. Yani müthiş bir şey değil bu. Ve şu da aslında çok iyi bir şey değil. Hocam katılır mısınız bilmiyorum ama bu kadar çok mesela işte Türkiye'de sandıklara gitme oranının da yıllar içinde sürekli arttığı, işte Türkiye sandıklara yani ne kadar yüksek olduğu hep konuşulur yıllar içinde. İşte 50'lerden itibaren sürekli artarak giden bir ivmesi vardır. Bu da müthiş bir şey değil aslında bir taraftan. Tabii ki seçmen iradesinin sandığa yansıması açısından çok iyi olmakla beraber bu işin diğer tarafı, madalyonun diğer tarafı bize şunu gösteriyor ki demokrasiyi gerçekten sadece sandıkla ilişkili görüyormuşuz gibi. Dolayısıyla bir yandan da işte yıllar boyunca bu kadar çok oy kullanıyor olmamızın bizi getirdiği yer işte bu sandıkları korumak kadar çılgın bir noktaya ulaşmış durumda. Yani hem oy veriyoruz, hem o sandıkları koruyoruz. İşte hem onun nasıl korunacağını buralarda tartışıyor oluyoruz günlerce. İşte bundan endişe duyuyoruz vesaire. İnsanlar politize oldukça değişiyor mu bu oran ya da sandıkları koruma meselesi? Aslına bakarsanız yani politik olmaktan ya da politize olmaktan ne anladığımızla da ilişkiliymiş gibi geliyor bana. Çünkü yani konuştuğum pek çok insan aslında örgütlü insanlar değillerdi. Yani mesela politize olmak, yani Türkiye'de örgütlü olmakla çok eşdeğermiş gibi bir şey geliyor benim aklıma. Ama oy ve ötesi mesela çok daha sivil bir yerden alıyor bunu. Çok daha sivil olmak, onların anlattığı, hatta aşıladıkları bir şey. Yani insanlar birbirlerinin hangi partiden olduğunu bilmiyorlar. Ve aslında sandıkları koruyanların hikayelerinde de anlattıkları şeyler biraz bunlara yakın ve örtüşüyor. İnsanlar sivil olduğu için örneğin oy ve ötesinde olmayı ya da böyle sandıkları koruma faaliyetlerinde olmayı seviyorlar. Yani bir partiyle çalışmaktan hoşlanmıyor ama gönüllü bir şeyin içinde sabaha kadar çalışabilir ve bunu zaten heyecanla bekliyor. İşte bir hikaye mesela
Dileğin hikayesi bize bunu anlatıyor. Yani her seçimde koşarak çalışabilirim diyor ve hiç örgütlü değil bir beyaz yakalı aynı zamanda, ya da bir başka Gonca'nın hikayesi, Gonca Açıkalı'nın hikayesi onlardan bir tanesi. Gonca da Oy ve Ötesi'nin görevlilerinden ve çalışanlarından biri. Uzun yıllar çalışmış, şimdi eğitim vermeye devam ediyor. Aslında bir beyaz yakalı. Yani politize olmayı nerelerden nasıl tuttuğumuza göre değişir. Bana göre sandıkları korumak yeterince politize olmak, yeterince örgütlü olmaya meyilli olmak ve zaten işte bunu bir kendi için harekete çevirmiş olmak demek. Değil mi? Aslında Türkiye toplumunda spektrumun iki ucunda da, 3-5 ucunda da bunu görebiliyoruz. O nedenle efendim sandık güvenliği, seçim güvenliği önemli bir mesele. Şimdi ilk bölümü tamamladık, kısa bir araya gideceğiz, ardından yarının seçimi devam edecek. Bizler Yeşil Sol Parti'deyiz. Bizler buradayız, Yeşil Sol'dayız. Yeşil Sol Parti. Tek GmbH. Gastronomi ambalaj ürünlerinin dağıtım merkezi Tek GmbH. Her çeşit döner, pizza, gıda ürünü paketleme, ambalajları, folyo, çatal, kaşık, bardak, tabak ve çevreye duyarlı daha birçok ürün Tek GmbH'da sizi bekliyor. Siz sipariş ediyorsunuz, biz hızla adresinize teslim ediyoruz. Tek GmbH. Bizler Yeşil Sol Parti'deyiz. Yeşil Sol Parti. Ben Ayşe Karakuş. Yaklaşık 30 senedir Almanya'da yaşıyorum. Şimdi de Aydın, Didim, Akbük bölgesinde saygın ve güvenilir şirketlerinden Realtor, Kıyı Gayrimenkul şirket ortaklığı ve Avrupa temsilciliğini yapıyorum. Firmamız 17 senedir hizmet veriyor. Bugüne kadar 100'ün üzerinde konut inşaat ettik, 1000'in üzerinde dostumuzu arsa ve ev sahibi yaptık. Didim ve Akbük'ün her bölgesinde her bütçeye uygun arsa, daire ve ev almak için bizi arayın. Ayrıca satmak istediğiniz gayrimenkullerinizin ücretsiz değerlemesini yapalım. Bizimle güvendesiniz. Aydın'ın Didim ilçesinde mutlu tatilleriniz ve güzel anılarınız olsun. Restoran ve Mister'de her türlü gıda ve içecek ihtiyaçları için lider marka Demra, genç ve enerji dolu kadrosuyla hizmetinizde. Uygun fiyatlarla çok çeşitlilikteki ürünlerimize ulaşmak ve sipariş vermek için bizi aramanız yeterli. Gastronomide lider marka Demra. Ada Market, taze et, balık, sebze, meyve ve çok çeşitli ürün kataloğuyla haftanın her günü sizlerle buluşuyor. Rahat, güvenilir, kaliteli alışveriş mi yapmak istiyorsunuz? Sizleri Darmstadt'ın en büyük marketine, Ada Market'e bekliyoruz.
Anlatılmaya değer anlarınızı belgesel bir filme dönüştürmek ister misiniz? Ölümsüzleştirmek istediğiniz anılarınızın duygu, heyecan ve coşkusuyla görselleştirildiği belgesel düğün, kısa film, müzik klip, şirket reklamları, Anker Film profesyonel bir ekip ve film yapım süreciyle size bu olanağı sunmaya hazır. İletişim bilgilerimizden bize ulaşıp sitemizi ziyaret edebilirsiniz. iFit, geleneksel tarif, eşsiz lezzet. iFit, Avrupa standartlarında yüksek kaliteli, sağlıklı ve jelatinsiz ürünler. iFit ürünlerini Avrupa'daki 20 bölgesel depodan toptancılara, perakendecilere, fast food restoranlarına ve catering işletmelerine hızlıca ulaştırıyoruz. iFit ayran, iFit yoğurt, tüketici ihtiyacına göre farklı boy ve ebatlarda, pratik ambalajlarda. iFit. My Food Döner. Avrupa genelinde lezzetiyle ve kalite güvencesiyle hizmet vermekten onur duyar. Adres: Donatusstrasse 105, Köln, Almanya. Telefon: 049 22 34 43 09 840. Sağlıklı ve hijyenik ortamda hazırlanmış ürünler, eğitimli personel ve son teknolojiyle kaliteli hizmet. Almanya ve AB çapında müşteri ağ. Ayrıntılı bilgi myfooddoner.de. My Food Döner. Sade GmbH. Restoranlar, imbisçiler, süpermarketçiler, çevreyi ve doğayı korumayı öncelikleri arasında gören ve kaliteden ödün vermeyen Sade GmbH, A'dan Z'ye tüm imbis, restoran, gastronomi ürünlerini hizmetinize sunuyor. Döner, pizza, yemek paketleme, ambalaj, folyo, çatal, kaşık, bardak ve çevre dostu sayısız ürünlerle. Kalitede öncü isim Sade GmbH. BC Home kampanya serisinde sıra yeni evlenen çiftlerin en güzeli, en uygunu almaya hazır mısınız? Harika koltuk takımı, yemek masası takımı ve son trend yatak odası takımı. Evlenenlere özel düğün paketimiz sadece 6.990 euro. Üstelik kurulum ve montaj düğün hediyemiz. Bessie Home. Almanya'daki yeni yuvanız. Es beginnt mit einem Impuls. Dann fliegst du, schwebst du. Und nichts kann dich aufhalten. KM Clean Solutions. KM Clean Solutions ist ein kompetentes Unternehmen im Bereich Dienstleistung mit qualifiziertem und erfahrenem Fachpersonal. Im Bereich Industrieservice bieten wir insbesondere Lösungen zur Reinigung von Produktionsflächen, Markierungsarbeiten, Bodenbeschichtung, Streicharbeiten und Unterhaltsreinigung. Wir bieten auf den Bedarf des Kunden optimal zugeschnittene Konzepte und Lösungen.
Almanya'da özlediğiniz damak tadınızın adı Grill Palace. Günlük ve taze et ekibimiz tarafından hazırlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip servis yapmak üzere şubelerimize dağıtılıyor. Güler yüzü ve deneyimli personeliyle Almanya'da 4 ayrı merkezde hizmet veren Grill Palace size zengin bir damak tadı sunmaktadır. Izgara çeşitleri, balık, et ürünleri yanı sıra pizza, makarna, çeşitli tatlılar ve zengin kahvaltı seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. İyi düşün, iyi konuş, sağlıklı ye. Salata, döner, içecek, ambalaj. Uzman elemanlar ve uygun fiyatlarla dönerci, pizzerya ve restoranlarınız için zamanında servis. Nüza Food BV. Öz Ustam Döner Kebap. Lezzeti ve kalitesiyle bir dünya markası. Kaliteli dönerin sırrı kaliteli ette gizli. Yüksek kaliteli etler uzman ellerde nefis tatlara dönüşüyor. Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa'nın her yerine dağıtım hizmeti. Öz Ustam Döner Kebap. İyi düşün, iyi konuş, sağlıklı ye. Salata, döner, içecek, ambalaj. Uzman elemanlar ve uygun fiyatlarla dönerci, pizzeray ve restoranlarınız için zamanında servis. Star, Horeca Growth Handle Vefa. Köln'ün kalbinde Anadolu ve Mezopotamya ateşi. Kendinizi mutfağımızın lezzetlerine bırakın ve yemeklerimizin tadını aile ortamında çıkarın. Gerçek tandır fırınında tadına doyamayacağınız tandır ekmeği. Sabit fiyatla günlük, taze, zengin, açık büfe kahvaltı. Izgara çeşitleri, sulu ve fırın yemekleri. Izgarada balık çeşitleri. Doğum günü, nikah ve nişanlarınız için alkollü ve alkolsüz özel servis. Rezervasyonlarınız için bizi arayın. Ben Ayşe Karakuş. Yaklaşık 30 senedir Almanya'da yaşıyorum. Şimdi de Aydın, Didim, Akbük bölgesinde saygın ve güvenilir şirketlerinden Realtor, Kıyı Gayrimenkul şirket ortaklığı ve Avrupa temsilciliğini yapıyorum. Firmamız 17 senedir hizmet veriyor. Bugüne kadar 100'ün üzerinde konut inşaat ettik, 1000'in üzerinde dostumuzu arsa ve ev sahibi yaptık. Didim ve Akbük'ün her bölgesinde her bütçeye uygun arsa, daire ve ev almak için bizi arayın. Ayrıca satmak istediğiniz gayrimenkullerinizin ücretsiz değerlemesini yapalım. Bizimle güvendesiniz. Aydın'ın Didim ilçesinde mutlu tatilleriniz ve güzel anılarınız olsun.
Yarının seçimine kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İkinci bölümle, ikinci saatimizle karşınızdayız. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Bu akşam yarının seçiminde seçim güvenliğini konuşuyoruz. Sandık güvenliğini konuşuyoruz. Sandıklar nasıl korunacak? Kimlere hangi görevler düşüyor? Siyasi partiler neler yapıyor? Sivil toplum örgütlerine neler düşüyor? Hangi görevler düşüyor? Ve elbette ki Türkiye'nin bir seçim hafızası var malumunuz. Bu seçim hafızasında mevcut olan tablo bu seçimde kendini gösterir mi? Bu seçimde neyle karşı karşıyayız? Biraz bunları konuşuyoruz. Ekran başındaki siz değerli izleyenlerin tamamını yakından ilgilendiren bir konuyla karşınızdayız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Kimler bizlerle birlikteydi? Ekran başına henüz geçen izleyicilerimize hatırlatma da olsun. Seçil Türkkan bizlerle birlikteydi, gazeteci yazar meslektaşımız. Ertim Orkun bizlerle birlikteydi, Oil ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı. Ve bu bölümde bizlere eşlik edecek olan bir başka konuğumuz daha vardı. HDP Batman Milletvekili ve YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki. Mehmet Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi aslında biz ilk bölümde biraz... Neden bu sandık güvenliği meselesi Türkiye'de bu kadar önemli bir konu? Seçimlere giderken neler yaşıyoruz ve tabii ki bizi nasıl bir tablo bekliyor? Biraz bunları konuşuyoruz. Endişeler minvalinde konuştuk aslında. Çünkü endişeler öne çıkıyor tabii seçim güvenliği konuştuğumuz takdirde Türkiye'nin mevcut şartlarından dolayı. Ama size de yönelteceğimiz sorular var çünkü merak ediliyor elbette. Birkaç başlıkta konuşalım istiyorum ama şimdi Kürt illerinde seçim güvenliği nasıl sağlanacak bunları konuşalım. Tabii ki deprem bölgesine ilişkin neler yapılıyor bunları da konuşacağız. Ama en başa dönecek olursak Yeşil Sol Parti nasıl bir seçim güvenliği tahayyül ediyor, ne yönde çalışmalar düzenliyor? Ve tabii ki Emek ve Özgürlük İttifakı içinde bununla ilgili bir dağılım var mı, görev dağılımı var mı, ne aşamada? Önce şunu söyleyeyim, elbette seçim güvenliği hepimiz açısından yaşamsal derecede önemli bir konu ve bu bizim birinci gündem başlıklarımızdan bir tanesi. HDP adıyla ilk kez 7 Haziran 2015 tarihinde seçimlere girmiştik. Bu tarihten önce istisnai durumlar hariç sandık kurullarına üye verememiştik. 7 Haziran 2015'ten önce ilçe seçim kurullarında gözlemci temsilcilerimiz vardı. Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilcimiz vardı. Sandık kurullarında da sadece müşahit bulundurabiliyorduk. 7 Haziran seçimlerinden sonra parti olarak seçime girdiğimiz için ve en çok oy alan 3 parti içerisinde, 5 parti içerisinde yer aldığımız için, 3. parti olduğumuz için daha sonra da sandık kurullarına üye verebildik. Yasa değişikliğine kadar sandık kurulu başkanlarının bir kısmı HDP'nin görevlendirdiği kişilerden oldu. Yine ilçe seçim kurullarına üye verebildik. Ondan sonra gerçekleşen bütün seçimlerde, yerel seçimlerde, referandumda, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimlerinde sandık kurulu üyeleriyle seçim güvenliği konusunda üzerimize düşeni yaptık. İlçe seçim kurulu üyelerimizle birlikte. Fakat biliyorsunuz bir kapatma tehdidiyle karşı karşıyayız ve Anayasa Mahkemesi'nin kısa bir süre içerisinde de olsa hala karar verme olasılığı var. Ve halkımızı seçeneksiz bırakmamak için Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girmeye karar verdik. Yeşil Sol Parti kendi adıyla ilk kez seçime gireceği için sandık kurullarına genel olarak üye veremiyor. Genel olarak söylüyorum. Bunun istisnai yerleri var. HDP'nin seçime girmediği yerlerde, İYİ Parti'nin seçime girmediği yerlerde seçime girme yeterliğine sahip ve o ilçede teşkilatı olan yerlerde görev alanlar arasında kura çekiliyor. Bazı yerlerde Yeşil Sol Parti'nin sandık kurulu üyeleri olacak, ilçe seçim kurulu üyeleri olacak. Ama genel olarak biz seçim güvenliğini müşahitlerle sağlamaya çalışacağız. Bu konuda kaygılı mıyız? Değiliz. Sonuçta 1990'lardan bugüne seçimlere giren bir siyasi geçmişe sahibiz. Ve her zaman parti olarak sandık kurulunda üye bulundurmadık. Her zaman seçim kurullarında üyemiz yoktu. Müşahitlerle bunu uzunca bir süre, neredeyse 25 yıl sağladık. Bugün de aynı şeyi sağlayabiliriz çünkü gerçekten biriktirdiğimiz büyük bir deneyim var. Yani çok iddialı bir söz söyleyeyim. AKP'nin bütün kamu olanaklarına rağmen
kapasitesiyle yarışacak düzeyde yetkin kadrolarımız var merkezi olarak. Ve gerçekten seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası işlemleri çok yakından izleyip her tür hukuku aykırılığa kısa sürede müdahale etme, yakından izleme olanağına sahibiz. Bunu pek çok yerde kendimizi kanıtladık. Seçmen, hileli seçmen kayıtlarına, itirazlarla kendimizi kanıtladık. Seçim günü yaratmak istedikleri manipülasyonları boşa çıkararak kanıtladık. Bu seçimde de aynı motivasyonla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine her sandıkta mutlaka müşahitlerimiz olacak. Aynı zamanda ittifakımızın diğer bileşenleri de elbette sandık kurullarında müşahitleri olacak. İlçe seçim kurullarında üyelerimiz olmasa da temsilcilerimiz seçim günü akşamı sandık sonuç kanıtlarının birleştirilmesine eşlik edecekler. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nda da o gün gerekirse sabahlayıp izleyen günlerde itirazlarımızı yapmak üzere bütün kadrolarımızla seçim güvenliği konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Peki Mehmet Bey, şimdi bu seçim aslında partiler ve adaylardan daha fazla konuştuğumuz şeylerden biri ittifaklar oldu. İttifakların kendi aralarında seçim güvenliğine dair görüşmeleri var mı sorusunu soracağım. Millet İttifakı'yla bu yönde bir görüşmeniz var mı, oldu mu veya böyle bir planlama öngörüyor musunuz? Yani şunu söyleyeyim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim işlerini yürüten kadrolarıyla sık sık görüşüyorum. Yani mecliste de görüştüm, defalarca görüştüm. Seçim güvenliği konusunda ortak çalışmaya hazır olduğumuzu söyledik. Doğrusunu söylemek gerekirse bir bütün olarak hani Millet İttifakı'yla ortak çalışıyoruz desem bu doğru olmaz. Ama Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bir kısmıyla seçim güvenliği konusunda birlikte çalışıyoruz. O gün de seçim günü de verilerimizi paylaşacağız. Yani Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bir kısmıyla verilerimizi paylaşacağız. Onlar da verilerini bizimle paylaşacağız ve böylece karşılaştırma şansımız olacak. Bu bir kez Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin tamamıyla ortak çalışamadık. Ama 2018'de böyle değildi, onu hatırlatmak isterim. 2018'de Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin tamamı aslında seçim güvenliği konusunda biraz daha ortak çalışmaya yakındı. Adli seçim güvenliği, seçim güvenliği platformu ve bu tür platformlarla birlikte ortak çalışıldı. Hatta bu çalışmalar için her siyasi partinin temsilcilerinin yer aldığı seçim gününden günler öncesinden ortak çalışma yürütülmüştü. Bu kez ortak bir çalışma bir gün olarak yürütemedik ama Millet İttifakı'yla genel olarak söylüyorum, oluşturan partilerin büyük bir bölümüyle seçim güvenliği konusunda birlikte neler yapabiliriz görüşmelerimiz sürüyor. Ortaklaştığımız bazı noktalar olacak. Seçim gününde birlikte çalışacağız elbette. Peki bu tabloda şimdi hiçbir zaman Türkiye'nin geçmişteki o seçim hafızasına baktığımızda Türkiye'nin batısıyla bölgedeki tablo hiçbir zaman aynı olmadı. Bu seçimde sizin buna yönelik ekstra bir çalışmanız veya işte bölge illerinde şunu şunu da yapacağız ama batıda bunları yapacağız diye ayırdığınız farklı yol haritalarınız olacak mı? Eminim bizi bölgeden izleyen pek çok izleyici de merak ediyor bu sorunun yanıtını. Şimdi şunu söyleyeyim, yurt içinde kurulacak sandık sayısı 190 bin civarında, 55 tane sandık alanında. Yani siz bunu okul olarak düşünün, 55 bin okulda 190 bin sandık kurulacak. Şimdi bu 190 bin sandığın yaklaşık 60 bin tanesi bizim etkili olduğumuz illerde, yani HDP olarak seçime girdiğimiz, şimdi Yeşil Sol Parti olarak seçime gireceğimiz ve etkili olduğumuz yerlerde biz bu sandıklarda %100'e yakın kontrolü sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. %100'e yakın. Yani herhangi bir sandığı müşahitsiz bırakmayacağız. Birden fazla müşahit görevlendirebiliriz. Diğer muhalefet partileri ile de ortak çalışma yürütüyoruz. Bu sandıkların güvenliği konusunda. Hani bir tedirginlikten çok daha güven, bizim açımızdan daha güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Çünkü arkadaşlarımız o sandıkların hepsinde olacak.
Ama şunu söyleyemem. Yani 190 bin sandığın, yani Türkiye'nin her karışımında kurulan 190 bin sandığın tamamında Yeşil Sol Parti olarak müşahit bulundurabilir miyiz? Bu bizim açımızdan biraz zor. Yani 190 bin sandıkta müşahit bulunduramayacağız, görevlerimiz olamayacak. Ama zaten diğer muhalefet partileri açısından da kendilerini en karamsar hissettikleri bölge sandıkları ve biz o bölge sandıklarında seçim güvenliği konusunda kendimize güveniyoruz. Biraz önce de söyledim, gerçekten biriktirdiğimiz bir deneyim var. Ve bu deneyimin her seçimde üzerine koyarak bugünlere geldik. İlçe seçim kurullarında mutlaka arkadaşlarımız olacak, adaylarımız olacak, milletvekillerimiz olacak, avukatlarımız olacak, itiraza yetkili arkadaşlarımız olacak. Her okulda mutlaka okul sorumlularımız olacak, avukatlarımız olacak, itiraza yetkili kişiler olacak. Ve her sandık çevresinde mutlaka en az bir tane müşahitle sandık güvenliğini sağlayacağız. Ama şunu söylemek isterim. Yani Türkiye'de seçim güvenliği konusunda var olan kuşkuların büyük bir bölümü aslında sandık başında yaşanan işlemlere ilişkin değil. Yani bu tedirginliğin kaynağı başka bir yerde aslında. İki yerde. Birincisi şu, seçim gününden önce, yani hani seçim takvimi içerisinde adil, şeffaf, tarafsız bir yayıncılık anlayışı yok. Yani hani basın yayın kuruluşlarının bütün siyasi partilere eşit mesafede durmadığını biliyoruz. Sadece aleyhimize 7 gün 24 saat yayın yapan televizyonlar var. Bize hakaret için adeta maaşla görevlendirilmiş tırnak içerisinde yorumcular var. Ve bunlara karşı cevap hakkını kullanmamıza bile izin verilmiyor. Yani 24 saat partimizin aleyhine, kadrolarımızın aleyhine, ittifakımızın aleyhine antipropaganda yürütenler var. Ve biz bunlara karşı cevap hakkımızı kullanamıyoruz. Hı hı. Bu bir günle sınırlı değil, bir haftayla sınırlı değil. Bütün seçim takvimi böyle. Oysa seçim güvenliğinin en önemli parçalarından birisidir bu. Yani propagandanın, medyada propagandanın eşit koşullarda yürütülmesi. Maalesef Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değil. Bu o kadar sınırsız bir taraf girdik ki şöyle söylersem daha iyi anlaşılır. Aslında 298 sayılı kanunda, radyo televizyon kanunda, basın kanunda, radyo televizyon sorumluluğu düzenlendiği kanunların tamamında basın özgürlüğünü özellikle seçim dönemlerinde basın yayın organlarının sözlü ve görsel yani televizyonlarda ve radyolarda basın propaganda basın yayın organlarının eşit, tarafsız, gerçek haberciliği yapmalarını kurala bağlayan pek çok yasa maddesi var. Halkın oy verme tercihlerini olumsuz biçimde etkilemeyecek yayınlar yapmak aslında basın yayın organlarının yasa olarak yükümlülükleri arasında yer alıyor. Hatta 298 sayılı kanun radyo televizyon üst kuruluna bu konuda görev veriyor. Diyor ki basın yayın organlarının yani radyo ve televizyonlarının tamamını izleyeceksiniz. Bu tarafsızlık, eşitlik, doğruluk, gerçeklik ilkelerine aykırı yayın yapanlarla ilgili rapor hazırlayacaksınız diyor yasa. Gerçekten radyo televizyon üst kurulunda görevli uzmanlar bütün radyo ve televizyon kanallarını izliyorlar ve raporlarını da oluşturuyorlar. Yani bu ilkelere aykırı hangi televizyon, hangi radyo, hangi gün, hangi saatte yayın yapmış buna dair raporları da düzenliyorlar ve bunları Yüksek Seçim Kurulu'na gönderiyorlar. Yüksek Seçim Kurulu bunları ne yapıyor? Evet gerçekten bunlar hukuka aykırı davranmış deyip rafa kaldırıyor. Buna dair hiçbir işlem yapmıyor. Neden bir işlem yapmıyor? 298 sayılı yasada buna ilişkin sınırlayıcı hükümler var, cezai hükümler vardı aslında. Anımsarsınız eski seçimlerde yayın durdurma cezaları vardı. Fakat bir OHAL kanun hükümde kararnamesiyle bu cezalar kaldırıldı. Yani o yüzden onlarca televizyon ve radyo kanalı iktidarın propaganda aletine dönmüş durumda. Birincisi bu. Yani hani eşitsizlik bu aslında. Evet. Seçim günüyle ilgili değil. İkincisi de Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar aslında seçime güvenli bakılmamasının ikinci nedeni de Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı.
Tam da buradan devam edecektik. Aslında şunu da sorayım, onu da yanıtlamış olun. Bu yurt dışı meselesi de çok merak ediliyor. Orada biraz kafalar da karışık benim sosyal medyadan anladığım kadarıyla. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu seçime Yeşil Sol Parti listelerinden giren HDP'nin yurt dışı sandık kurullarına üye veremeyeceğini hükmetti. Bu karar MHP'nin talebiyle geldi bir de. Peki bu ne ifade ediyor? Yurt dışında sizlere oy verecek olan seçmen açısından nasıl bir durum söz konusu? Burada biraz kafalar da karışık, sorular da var. Buyurun sizden dinleyelim. Şimdi şöyle sözlerimi tamamlayıp bu sorunuza tam olarak yanıt vereceğim. Yani Türkiye'de seçim güvenliğiyle ilgili kaygıların kaynağı aslında Yüksek Seçim Kurulu verdiği kararlar. Nasıl verdiği kararlar? Bakın kazandığımız belediyeleri, belediye başkanları OHAL kanunu kararnameleriyle ihraç edildi diye gasp ettiler. Yani Bağlar'da, Van'da, Erzurum Tekman'da 6 tane belediye başkanlığımızı gasp etti Yüksek Seçim Kurulu. OHAL KYK'larıyla ihraç edilmiş arkadaşlarımıza mazbata vermeyerek İstanbul seçimlerini iptal etti Yüksek Seçim Kurulu. Mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydı Yüksek Seçim Kurulu. En az birkaç yüz bin seçmenin oy kullandıkları yerdeki sandıkları birleştirdi. Yani köylerden onlarca kilometre uzakta yerlerde oy kullanmaya mahkum etti. Güvenlik gerekçesiyle sandık birleştirme kararları vererek. Yani seçim güvenliği konusunda yurttaşların kaygı duymalarının nedeni aslında sandık başındaki işlemler değil. Yani daha sonra kuralları değiştiren ve gerçekten hukuken tartışılır kararlar veren Yüksek Seçim Kurulu. Bu yüzden aslında seçim güvenliği konusunda yurttaşlar kaygılılar. Yoksa sandık başı iş ve işlemlerinden dolayı kaygılı değiller. Şimdi yurt dışı meselesine gelince sorun şu. Şimdi yurt içindeki sandıklarda 7 kişi görev yapıyor. Bir başkan memur ve bir de memur üye. Ayrıca 5 tane en son seçimde en çok oy almış 5 tane siyasi parti de sandık kurullarına üye veriyor. O ilçede örgütlü olmak koşuluyla. Yurt dışında ise siyasi partilerden 3 tane sandık kurulu üyeliği alıyor. Yani yurt içinde 5, yurt dışında ise 3 tane sandık kurulu üyeliği siyasi partilerden alınıyor. Bunlar da en son seçimlerde en çok oy almış 3 tane parti arasından belirleniyor. En son seçim 2018'de gerçekleştirilmişti ve biz en çok oy alan 3. partiydik. Bu yüzden yurt dışındaki sandıklarda görev alacak kişiler AKP, CHP ve HDP'nin bildireceği kişilerden oluşuyordu. Şimdi HDP olarak seçime girmediğimiz için MHP'nin HDP seçime girmiyor. Biz 4. partiyiz. O yüzden bizim sandık kurulu üyesi vermemiz gerekir diye bir başvurusu oldu. Biz de başvuru yapmıştık Yüksek Seçim Kurulu'na. Bizim başvuru yapmamızın nedeni de şuydu. Şimdi yasada aslında bu konuda bir boşluk var. Yani yurt içinde eğer bir siyasi parti seçime girmezse sandık kurulu üyesi verme hakkı sona eriyor. İlçe seçim kurulu üyesi varsa o görevi sona eriyor. Fakat yurt dışı sandık kurullarına ilişkin böyle bir hüküm yok yasada. Yani böyle bir sınırlayıcı hüküm yok. Yani siyasi parti seçime girmezse sandık kurulu üyeliği sona erer, sandık kurulu üyesi veremez gibi bir kısıtlayıcı hüküm yok. Biz bu yüzden Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştuk. MHP'nin başvurusu ve bizim başvurumuzu birlikte değerlendirdi. MHP'nin talebi doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu karar verdi. Yani kendisini kanun koyucu gibi gördü. Kanunda olmayan bir hükme dayanarak yurt içinde sandıklarda madem siyasi partiler seçime girmediklerinde sandık kuruluna üye veremiyorlar, öyleyse yurt dışında da vermesinler demiş oldu Yüksek Seçim Kurulu. Ha, bu bizim açımızdan bir değişikliğe yol açar mı? Sandık güvenliği konusunda bir sorun yaratır mı? Yaratmaz. Biz zaten bugüne kadar yurt dışında sandık kuruluna hiçbir zaman üye veremedik. İlk kez 2023 14 Mayıs'ında gerçekleşecek seçimlere sandık kurulu üyesi verecektik. Ama HDP olarak seçime giremediğimiz için tekrar daha önceki yıllarda yaptığımız gibi müşterilere, itiraza yetkili arkadaşlarımızla
yurt dışındaki 3,5 yaklaşık 3,5 milyon seçmenin oy kullanacağı sandıkların bütün ülkelerdeki sandıklara müşahit görevlendireceğiz. Gümrük kapılarına müşahit görevlendireceğiz. Ve oyların sayım dökümünün yapıldı. Evet, devam edeceğiz birazdan Mehmet Bey ile. Ama şimdi yurt dışı konuşuyoruz. O yüzden oy ve ötesine inanılmaz büyük bir iş düşüyor zannediyorum. Yurt dışı ile ilgili bir çalışmanız var mı? Veya işte bu seçime dair sizin yurt dışı ile ilgili öngördüğünüz durum nedir? Tablo biraz da böyleyken. Evet, yurt dışında bir organizasyonumuz var. Çeşitli ülkelerde gönüllülerimiz var. Gönüllü organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki Türkiye'den biraz daha farklı. Yurt dışında oy verme süreci bir hafta içerisinde başlayacak ve böyle bir hafta 10 gün gibi bir süre bölgesine göre değişiyor, sürecek. Seçimden bir hafta önce sona erecek. Daha sonra buradaki torbalar toplanacak. Ankara'ya gelecek, Ankara Ticaret Odası'nda seçim gecesi saat 5 itibariyle sayılmaya başlanacak. Buralarda çeşitli ülkelerde müşahit organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da ve yoğun olarak Türk nüfusunun oy verme oranının yüksek olduğu bölgelerde gelen gönüllülerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlarla beraber oralarda da müşahit organizasyonu bu seçimlerde ilk defa yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Organize olduğumuz ülkeler var. Buralarda bölge bölge insanları yönlendiriyoruz. Bunun dışında Avrupa'da oy verme oranlarımız çok düşük maalesef. Türkiye'de biz %85 oy kullanıyoruz. Avrupa'da bakıyorsunuz %40'lar, %45'ler var. Bu oy oranlarının %70'lere, %80'lere çıkması lazım. Tabii ki daha zor. Biz burada evimizden çıkıyoruz. 300 metre yürüyüp okulda oy verip evimize 300 metre yürüyoruz. Onlar şehir değiştirmek zorundalar. Başka yerlere gitmek zorundalar. Buralarda, bu bölgelerde o insanların organize olup gitmesini sağlayan uygulamalar başladı. Böyle başka girişimler var. İnsanların organize olup beraber arabalarla farklı şehirlere gidip oy vermesini sağlayacak çalışmalar var. Bunlara teşvik etmek istiyoruz. Buradan mesajımız olsun. İnsanlar mutlaka yurt dışında oy vermeye gitmeliler. Boş vermemeliler, oy vermeliler. Buradaki olanlar onların da parçası. Onlar da bunun bir parçası ve önemli bir parçası. Onlardan bu görevi, vatandaşlık görevini yerine getirmelerini bekliyoruz. Mümkün olan en yüksek sayıda insanın katılım sağlamasını talep ediyoruz. Memnun oluruz. Evet. Orada böyle %60'lar, %70'ler görürsek. Şimdi aslında bazı Avrupa'dan bahsettiniz. Zannediyorum farklı yerler de var. Bizim çok fazla yurt dışından izleyicilerimiz var. Onu da biliyorum. İnternet ortamından da takip ediyorlar. Var mı böyle netleşen şehirler veya kentler Avrupa içinde? Mesela belki doğrudan gidip başvurmak isteyecekler. İtalya'da organizasyon yapıyoruz. İngiltere'de yapmaya çalışıyoruz, Almanya'da yapıyoruz, Fransa'da, Belçika'da yapıyoruz. Avrupa'nın çoğu ülkesinde yapıyoruz, Amerika'da yapıyoruz. Bunun dışında Afrika'da ve başka ülkelerde yok sanıyorum. Ama bu ana ülkelerde Türk nüfusunun, vatandaş olan nüfusun yüksek olduğu bölgeler buralar. Buralarda yapmaya çalışıyoruz elimizden geleni. Çok gönüllü var. Bu dönemde maalesef Türkiye'den göç eden de çok insan oldu. Bunların büyük bir kesimi buralarda seçimlerde çalışmış, seçimlerde oy ve ötesi gönüllüsü olarak çalışmış, görev almış insanlar. Bu dönemde burada bunlar doktorlar, mühendisler. Gittikleri ülkelerde, oralarda ekspat olarak gitmişler. Çalışmak için gitmişler. Buralarda ne yapabiliriz, biz burada ne katkıda bulunabiliriz diye bize dönüyorlar. Biz de onların o şevkini değerlendirmek için oralarda yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Evet, herhalde bu aynı zamanda Türkiye'deki beyin göçüne dair de başka bir anekdot göreceğimiz bir seçim olacak yani. Çünkü giden insanların birçoğu da tabii ki buradaki durumdan çok da memnun olmadıkları için gittiler. Ama gittikleri yerde siz onları oy ve ötesine davet ediyorsunuz evet. Şu anda. En azından oy verme işleminin sağlıklı olması için. Peki şimdi Seçil Hanım. Burada Mehmet Bey'le de konuştuğumuz bir durum vardı aslında. Bu seçimde adayları konuşuyoruz, elbette partileri ve kampanyaları konuşuyoruz ama ittifaklar aynı zamanda farklı olasılıkların da kapısını açan gruplar haline döndüler. Burada ittifaklar sizce seçim güvenliği açısından nasıl bir rol oynayacak onu soracağım. Çünkü geçmiş seçimlerde partiler adına konuşuyorduk bu meseleyi birazcık da ama şimdi daha büyük gruplardan bahsediyoruz. İttifaklar açısından sizce durum nasıl?
Evet, Mehmet Bey söyledi ya aslında bu, yani 2018 seçimlerinde Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yani neredeyse tamamıyla çalışmıştık diyorlardı. Hatırlayalım bir Adil Seçim Platformu'nu. HDP, Saadet, İYİ Parti ve CHP vardı içinde. Ve işte biraz önce de biraz konuşmuş olduk onu. 2018'de içinde pek çok demokratik yapının olduğu yapılar vardı nihayetinde. Bu seçimde bunu görmüyor olmamız yani bu aklımda kalanlardan biri oldu o Mehmet Bey'in söylediklerinden. Tamamıyla çalışmıyoruz dedi. Ama ittifaklar da aslında bir şekilde birbirinin içine yarayan, yani sandıkları korurken birbirinin içine yarayan organizasyonlar. Yani nasıl sandıkta ve seçmen iradesinin tecelli etmesinde işe yarıyorlarsa birbirinin gözü kulağı da olacaklar. Yani bu oy nihayetinde tabii ki HDP'nin sandık kurulunda bir görevlisinin olamaması bir hak gaspı. Ama bana da çok sık gelen sorulardan bir tanesiydi bu arada. Ne olacak, neye dönüşecek diye. Ama Yeşil Sol Parti ve müşahitler meselesini yani çok iyi anlatmış oldu aslında. Biz şimdiye kadar çok deneyimliyiz ve bunu kullandık yıllarca diyor müşahitlik meselesinde de. Bu bize geldiğimiz yeri de gösteriyor bu arada. Yani hani hem müşahitlerin şimdiye kadar ne kadar çok işe yaradığını, faydalı olduğunu tırnak içinde, yani bağımsız gözlemci olmanın ne kadar çok işe yaradığını, hem herkesin birbirinin oyuna dikkat kesildiğini. Dolayısıyla ittifak meselesi bana kalırsa zaten yani hani kötü bir şey çıkmayacaktır oradan sandıkları korumaya dair. Bana iyi de geldi bu arada söyledikleri. Yani biz şimdiye kadar bunu sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz diyor. Yani çok büyük veriler yok ellerinde ama bir deneyim biriktirdiklerinden bahsediyor. Bu o yüzden müşahitlik meselesi çok kıymetli. Belki de bundan sonrası için yani en azından böyle de bir hak gaspı varken belki daha önemli bir rolü olacaktır. Bu saydığımız özellikle Kürt illerinde. Bana öyle gibi geliyor. 2018 yılından bir veri var kitabımda da konuştuğumuz. Aslında daha çok iç Anadolu, iç Karadeniz, Kürt ve Arap coğrafyalarında blok oyların, olağan dışı oyların ya da böyle nispeten sorunlu oyların olduğu şeyler. Yani Bülent Hoca da biraz daha bahsetmişti. Belki daha kıymetli olacak oralarda sandık güvenliğini sağlamak için müşahit olmak, gönüllü olmak. Oy bölgesinin deneyimleri de burada çok işe yarayacaktır diye düşünüyoruz. Düşünüyorum yani ben. Böyle. Peki şimdi Mehmet Bey, aslında konuşmamız gereken bir başka önemli mesele daha var. O da deprem bölgelerinde nasıl oy verilecek, sandık güvenliği nasıl sağlanacak ve sizin bu konuda yaptığınız çalışmalar var mı? Burada hem elimizde net olan bilgiler var, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan, hem de net olmayan bilgiler de var. Deprem bölgesindeki son durum nedir peki sizler açısından? Şunu söyleyeyim, yani deprem bölgesinde yaşayıp başka yere taşınmak zorunda, geçici veya kalıcı olarak göç etmek zorunda kalan insanların oy verme hakkı devam ediyor aslında. Yani ister naklini, kaydını taşındığı yere almış olsun, isterse almamış. Yani oy kullanma hakkının baki olduğunu özellikle altını çizelim. Fakat taşındıkları yerde, gittikleri yerde, göç etmek zorunda kaldıkları yerde kayıtlarını da götüren seçmen sayısı çok az. Yani tam olarak rakamı bilmiyoruz aslında göç etmek zorunda kalan kişi sayısını. Çünkü bunların bir kısmı kamunun olanaklarından yararlanarak misafirhanelerde, kamplarda kalıyor olsa da önemli bir bölümü yakınlarının yanına giden veya kendi olanaklarıyla başka kentlere yerleşen insanlar. Yani bu yüzden tam olarak rakamı bilmiyoruz. Ne kadar insanın göç ettiğini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz, ne kadar insanın kaydını aldığını biliyoruz. Eğer rakam 1.600.000 ise bunun onda biri bile değil.
yani göç etmek zorunda kalan, evlerini terk eden insanların onda biri bile nakillerini gittikleri ile almadılar. Yani %90'ının kaydı hala aslında eski adreslerinde. Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da, Antep'te. Peki bunların oy kullanma hakları var mı? Elbette oy kullanma hakları var. Ama hangi koşullarda 14 Mayıs tarihinde kayıtlı oldukları adrese gidip oy kullanabilirler, bilir iseler. Peki giderler mi? Yani bu biraz sosyolojinin konusu olacak. Yani yuvası yıkılmış, evi yıkılmış, en yakınlarını kaybetmiş insanların böyle bir motivasyona sahip olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Yani hani bu insanlar belki de o yaşadıkları dramın asli sorumlularına karşı bir cevap olsun diye gidip oylarını kullanabilirler. Evet. Yani bu noktada bir olasılık var. Evet, bu aslında hakikaten önemli bir konu. Ancak Ertin Bey'in sanırım eklemek istediği bir anekdot vardı. Buyurun. Sonra Bülent Hoca'ya döneceğim hemen. Mehmet Bey, size ilave bir küçük bilgi paylaşmak istiyorum. Ben yaklaşık 10 gün önce Antakya'daydım. Antakya'da bölgede nasıl bir organizasyon yapabiliriz? Sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Orada gönüllü organizasyonumuzu yapabilmek için. Görüştüğümüz insanlar tabii ki çok büyük bir acı yaşamış durumdalar. Sadece yakınlarını değil, şehirlerini de kaybetmiş durumdalar. Burada çok korkunç bir acı var. Gerçekten ben hayatımda bu kadar büyük bir acıyı görmemiştim. 2 gün perişan oldum. İnsanın içi parçalanıyor. Şöyle bir yorum yaptılar. Dediler ki, biz burada şehrimizi de kaybettik. Başka yerlere giden insanlarımız kayıtlarını oraya almayı kendilerine yediremiyorlar. Çünkü şehrimizi terk ettik demeyi kabul etmiyoruz dediler. Bu böyle biraz da psikolojik bir durum. Çünkü çok duygusal bir bağ var. İnsanlar o yaşadıkları yerleri orada ne bileyim arkadaşlarıyla çay içtikleri kafelerde artık ortada yok. Restoranları yok. Yani bunu yediremedikleri için kendilerine böyle yapıyorlar. Ama ben gördüğüm, özellikle Antakya üzerinde konuşuyorum, böyle bir motivasyon da var. Mehmet Bey'in söylediği, acaba var mı dediği, insanların geri gelip oy vereceklerini düşünüyorum. Burada büyük bir motivasyon var. İnsanlar mutlaka oylarını kullanmak için geriye dönecekler diye umut ediyorum ve bekliyoruz. Evet, yani bu bölgede oy vermek hakikaten bir o kadar önemli, bir o kadar da duygusal bir bağ var sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi Bülent Hocam, siz sık sık yurt dışına da çıkıyorsunuz. O yüzden biraz gözlemlerinize de dayanarak soracağım. Şimdi biz de az önce konuştuk yurt dışındaki bu müşahit meselesi, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararı. Sizce yurt dışında yaşayan insanların seçim mobilizasyonu, orada katılımı daha mı kolay bu tip işlere, yoksa bundan imtina mı ederler? En azından siz yakın zamanda gidip geldiniz. Ne gibi bir hava vardı bu konuda? Yani yurt dışındaki seçim motivasyonu ile ilgili olarak aslında ilginç bir durum söz konusu. Biraz önce söyledi. Ben sesimi tekrar duydum. Şimdi ilgileniyor arkadaşlarım hemen. Evet, kullanıyor sesi. Buyurun. Biraz önce bahsedildi. Şimdi son 3-5 sene içerisinde yurt dışına göç etmek zorunda kalan bir tür zorunlu göç diyebileceğimiz, aslında nihai olarak gönüllü olsa da zorunlu gönüllü göç diyebileceğimiz bir beyin göçü durumu söz konusu. Bu insanların göç etmesinin temel sebebi burada bireysel olarak bir koşturmaya tabi olmaksızın, yani mülteci durumuna bırakılmaksızın buradaki yaşam koşullarının kötüleşmesi ve fikir hürriyetinin, yaşam şartlarının zayıflaması, kötüleşmesi ve fikir hürriyetinin ortadan kalkmasından sonra veya yaptıkları işten tatmin olmamaları veya istedikleri maaşı alamamalarından dolayı göç eden insanların gittikçe artmasından sonra, yani eğitimli üst orta sınıf diyebileceğimiz kesimlerin gitmesinden sonra, bu insanların gittikleri yerlerde Türkiye'de olan bitenleri yakından takip ettiğini biliyoruz. Çünkü bu insanlar her ne kadar gönüllü gibi gitmiş olsalar da bir nevi de facto olarak da zorunlu bir gidiş olarak görmek mümkün. Ve bu zorunlu gidişin tabii ki bir gönüllü olarak, eğer seçimlerde kazanılırsa, Millet İttifakı veya Türkiye'de rejim değişikliği söz konusu olursa, tekrar demokratikleşme adımları atılma yönünde bir adım atılacağına dair bir inanç güçlenirse, tekrar bu insanların Türkiye'ye gelme, en azından gidip gelme imkanlarının doğması açısından
seçim sürecine müdahil olmalarını düşünmek mümkün. Böyle bir atmosfer söz konusu. Tabii fakat şöyle bir durum da var. Yani biraz önce yine sözü edildi. Mehmet Bey bahsetti. Yani seçimlere oy vermek için sizin diyelim ki Fransa'da yaşıyorsunuz. Diyelim ki bir taşra şehirde yaşıyorsunuz ve gidip Paris konsolosluğuna oy vermeniz gerekiyor. Bunun için bir 300-400 kilometre arabayla yol gitmeniz gerekiyor. Hani çoğu zaman da organize oluyor insanlar. İşte bir arabaya 4 kişi 5 kişi biniyor ve 2 kişi gelmiyor. 3 kişi gidiyorlar. Kimisinin kayıtlarında bazı sıkıntılar çıkıyor. Diyelim ki aslında oyu Paris'te kullanması gerekirken oy seçimleri Berlin'den çıkıyor, başka bir yerden çıkıyor. Yani geçen seçimlerde böyle çok şeyler yaşanmıştı. Siz de hatırlarsınız. İnsanların hiç Berlin'le veyahut da Paris'le ilişkisi olmadığı halde, Berlin'de yaşadığı halde Paris'te oy kullanması gerekir diye kayıtlar çıkmıştı. Dolayısıyla bu motivasyonu oldukça düşüren bir şey. Bir kısım insanlarımız da, biliyorsunuz bu birinci nesil göçmenlerden bahsediyorum. Artık birinci nesil göçmenlerini artık kaybetmek üzereyiz. Onların hani yaşlarının artık 70-80 yaşlarına falan geldiklerini varsayarsak o ikinci nesil, üçüncü nesil ve neredeyse dördüncü nesil geliyor. Çifte vatandaşlığını da Almanya gibi yerlerde yaygınlaştığını düşünürsek bu insanların Türkiye ile bağları oldukça zayıflamış durumda. Özellikle ikinci ve üçüncü nesil için söylüyorum. Yani Türkiye'ye gidip gelmeleri gittikçe azalıyor. Zaten hani bizim bir Yeşilçam filmlerinden bildiğimiz o eski dönemdeki her yaz Türkiye'ye gelip tatil yapan ve Türkiye ile işte arsa alan, buraya yatırım yapan insan sayısının gittikçe nesiller değiştikçe azaldığını, Türkiye ile bağın koptuğunu veya zayıfladığını görüyoruz. Ancak turist olarak çok şey olan işte kampanyaların olduğu dönemlerde bir haftalık Antalya turizmiyle buraya gelen Almancılar, Fransa'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan insanlar görüyoruz. Dolayısıyla buradaki motivasyonun bu nesiller arasında zayıflamış olmasını sosyolojik olarak açıklamak mümkün ve onlardan bizim kadar bu durumdan muzdarip olan, bu rejimden, bu sistemden muzdarip olanlar olmadıkları için bizim kadar %85 oranında yaşayan, bu durumu yaşayan insanların oy kullanma konusundaki motivasyonların düşük olmalarını anlıyor insan elbette. Ama biraz önce sözü de edildi. Yani 3,5 milyon potansiyel olarak, yani bu yüzde neredeyse 6-7'ye tekabül ediyor. Ki bu seçim sonucunu etkileyecek olan %1, %2 gibi rakamlardan bahsediyoruz. Hatta işte biraz daha metaforik anlatılıyor ya, yani işte bir kişi bile çok önemli, işte 50+1 oluyor. Tabii 50+1 çok malum, o sözün gelişi öyle. Bu yüzden şöyle düşünürsek, sahiden teorik olarak Avrupa'daki göçmenlerin, Türkiye'li göçmenlerin oy oranlarına baktığınız zaman oradaki motivasyonun yükseltilmesi ve %60, %70, %80 oranında katılım olmuş olsa Türkiye'deki sonuçlar çok etkilenir. Öte yandan şöyle bir düşünün, mesela Almanya'da ve Fransa'daki oy oranlarına baktığınız zaman Almanya'da AK Parti'nin oranı çok yüksek. Çünkü yani Almanya'ya göç edenlerin, insanların ağırlıklı olarak 60 ve 70'lerde Orta Anadolu'dan, Karadeniz'den insanların gittiğini biliyoruz ve bu insanların Almanya'da diyelim sosyal demokratları ve yeşilleri seçtikleri halde Türkiye'de AK Parti'yi ve MHP'yi seçtiklerini biliyoruz. Öbür yandan Fransa ve Amerika'da HDP'nin oyları çok yüksek. Çünkü buralara giden insanlar son 30-40 sene içerisinde giden, yani Gastarbeiter dediğimiz o guest worker, göçmen işçi statüsünde değil de daha çok biraz bahsini ettiğimiz bu beyin göçü ve siyasal mülteci, siyasal süreçlerden sonra işte Fransa'ya giden Kürtler mesela çok fazla. Amerika'da yaşayan öğrenciler, ki bunların bilinç düzeyleri de, politizasyon veya politik bilinçleri de oldukça yüksek insanlar. Şimdi burada seçimlere katılımın artması doğrudan Türkiye'deki rejim karşıtı veya değişim yanlısı bir şey beklemiyor insan kaçınılmaz olarak. Çünkü yani dediğim gibi Almanya'daki oranlara baktığımız zaman ürkütücü bir durum çıkıyor ve çok paradoksal bir durum ortaya çıkıyor. Yani nasıl oluyor değil mi, bir yandan insanlar Yeşiller veya Sosyal Demokrat Parti'yi seçip öbür yandan Türkiye'de bize nefes aldırmayan AK Parti'ye ve MHP'ye oy verebiliyorlar. Hani bunu bir paradoksal bir durum olarak düşünürsek seçim oranına veya katılımın artması özellikle Almanya'da doğrudan şeyi gerektirmiyor. Yani seçim sonuçlarını etkileyecek düzeyde veyahut da muhalefet lehine etkileyecek bir sonuç çıkarmamız imkansız. Öte yandan yine de eğer rakamlar söylendiği gibi ise, yani Almanya'da şu anda bilmem kaç bin tane öğrencimiz Türkiye kökenli gazeteci, işte akademisyen vesaire yaşıyorsa veyahut da işte IT uzmanı veyahut da işte belki de sanatçı, bunların oy oranlarını etkileme şeylerini falan geçmişe nazaran biraz daha muhalefet yanlısı veyahut da değişim yanlısı seçmenin oranının artması anlamına gelebilir. Şu anda söyleyebileceklerim bunlar. Bunun dışında eğer sözü tekrar başa Mehmet Bey'in çok çarpıcı bir şekilde ifade ettiği şeye getirebilirsek, bilmiyorum yeri mi zamanı mı bilmiyorum ama Nalin Hanım, seçim güvenliğine dair yaptığı çarpıcı bir iki tane analiz vardı Mehmet Bey'in. Onlardan bir tanesi de
bu otoriter rejimlerde veyahut da rekabetçi otoriterlik rejimlerinde aslında bizde çok çoğu zaman mesele hep böyle bir dar anlamda bir seçim güvenliği meselesine indirgenir ve seçim sürecindeki işte oy verdik de o oy ver doğrudan sayılacak mı? Sonra o oylar torbalarla Yüksek Seçim Kurulu'nun ilçesine gittiği zaman oradan kaçırılıp yerine başka bir torba konacak mı? O torba açıldığı zaman o oylar doğrudan sayılacak mı? Ve bir oy birleştirme esnasında bu oylar doğrudan olduğu gibi hesaplanacak mı? Yoksa orada başka bir oyun veyahut da bir hırsızlık, başka bir yolsuzluk yapılabilir mi diye anlıyoruz. Halbuki çok uzun vadeli bir genel eşitsizlik meselesi üzerinden meseleye baktığınız zaman Türkiye'deki kurumların bizzat eliyle, meşru ve legal kurumlar eliyle yapılan usulsüzlüklere bakıldığı zaman ki 2 milyon mühürsüz oyun kabul edilmesi mesela bir sayım hatası değil malum. Veyahut da medyada görünürlük ve demokratik temsiliyet meselesi hiçbir şekilde bir seçim süreciyle sınırlandırılacak bir mesele değil. Türkiye'deki TRT ve devlet kurumları içerisindeki bütün medya grupları ve aynı zamanda devletin veya AK Parti'nin AK Parti ile iltisaklı olan NTV, CNN gibi bütün televizyon kanallarını hesaplarsanız oradaki görünürlük oranlarına baktığınız zaman tamamıyla eşit şekilde cereyan eden bir seçim süreci söz konusu ki bu eşitsizlik bu işin doğasını etkileyen bir süreç. Dolayısıyla eşitsizlik meselesi o kadar temel stratejik bir konu ki yani zaten hayatın hiçbir alanda eşit bir şekilde diğer kesimlerle birlikte yaşamayan belli toplumsal gruplar, bunların başında Kürtler, Aleviler ve başka kadınlar ve LGBT gruplarını düşünün. Bunların zaten medyada görünürlükleri söz konusu yok. Zaten piyasada eşit işe eşit ücret alamıyorlar. Zaten devlet kurumlarında eşit bir şekilde sınavlara girip bürokrasi alanında kariyer yapamıyorlar. Zaten anlatabiliyor muyum? Yani bütün o imkanlara, maddi kaynaklara ulaşım konusunda eşitsizlik söz konusu aynı zamanda simgesel anlamda da yani görünürlük anlamda ve tanınma anlamda kabul edilme ve meşru aktörler olarak görülme ve eşit şekillerde rekabet etme şartları ortada yokken eşitsiz bir şekilde girdiğiniz bir yerden bir millet iradesi çıktığı veya çıkmadığı varsayımına dayanan tuhaf bir millet iradesi kavramı var. Şimdi siz zaten eşit şartlarda girmediğiniz şey, ortaya çıkan şey veya sonuç millet iradesi olabilir mi? Siz zar tutan bir insanla veyahut da zarın içine kurşun döken veya mıknatıs koyan bir insana oyun oynuyorsunuz ve her seferinde karşıdaki insan düşeş atıyor ve siz oyunu kaybediyorsunuz ve nihayetinde tam şey oynadığınız varsayız. Bir meşru bir oyun oynadığınızı sanıyorsunuz. Halbuki zaten oyunu kaybedeceğiniz başından belli. Dolayısıyla burada oyunu kaybettiğiniz zaman ya canım işte zar hani size gelmeyebilir bana da gelebilir yani bu şans dersiniz ve oradan çıkabilirsiniz ama orada burada bir şans meselesi söz konusu değil. Burada bir manipülasyon başından itibaren bir manipülasyon söz konusu tamamıyla bu eşitsiz şartlarda seçim sürecine girmiş bir geniş bir propaganda aparatına karşı siz yerel örgütlerle yüz yüze kol kola temas ederek bir şekilde kendi seçmenize erişerek bu seçimde kendi siyasal temsiliyetinizi sağlamaya çalışıyorsunuz. Bence bu Mehmet Bey'in bu altını çizdiği nokta çok önemliydi. Evet, aslında tam da bütün bu konuştuğumuz konular elbette ki bizim de seçim güvenliğini asla hani oy vermek ve oy verdikten sonrasına sıkıştırmamamız gereken konular. Siz de altını çizdiniz. Burada bütün bu seçim güvenliği meselesini bizlere de bu kadar dert ettiren kocaman bir sistem var. O sistemin de birazcık kodlarını konuşmaya devam edeceğiz efendim. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından buradayız. Bizler Yeşil Sol Parti'deyiz. Bizler buradayız, Yeşil Sol'dayız. Yeşil Sol Parti. BCOM kampanya serisinde sıra yeni evlenen çiftlerin en güzeli, en uygun almaya hazır mısınız? Harika koltuk takımı, yemek masası takımı ve son trend yatak odası takımı. Evlenenlere özel düğün paketimiz sadece 6.990 euro. Üstelik kurulum ve montaj düğün hediyemiz. Bessie Home. Almanya'daki yeni yuvanız. Bizler Yeşil Sol Parti'deyiz. Bizler buradayız, Yeşil Sol'dayız. Yeşil Sol Parti.
restoran ve mislerde her türlü gıda ve içecek ihtiyaçları için lider marka Demra, genç ve enerji dolu kadrosuyla hizmetinizde. Uygun fiyatlarla çok çeşitlilikteki ürünlerimize ulaşmak ve sipariş vermek için bizi aramanız yeterli. Gastronomide lider marka Demra. Ben Ayşe Karakuş. Yaklaşık 30 senedir Almanya'da yaşıyorum. Şimdi de Aydın, Didim, Akbük bölgesinde saygın ve güvenilir şirketlerinden Realtors, Kıyı Gayrimenkul, şirket ortaklığı ve Avrupa temsilciliğini yapıyorum. Firmamız 17 senedir hizmet veriyor. Bugüne kadar 100'ün üzerinde konut inşaat ettik, 1000'in üzerinde dostumuzu arsa ve ev sahibi yaptık. Didim ve Akbük'ün her bölgesinde her bütçeye uygun arsa, daire ve ev almak için bizi arayın. Ayrıca satmak istediğiniz gayrimenkullerinizin ücretsiz değerlemesini yapalım. Bizimle güvendesiniz. Aydın'ın Didim ilçesinde mutlu tatilleriniz ve güzel anılarınız olsun. Ada Market, taze et, balık, sebze, meyve ve çok çeşitli ürün kataloğuyla haftanın her günü sizlerle buluşuyor. Rahat, güvenilir, kaliteli alışveriş mi yapmak istiyorsunuz? Sizleri Darmstadt'ın en büyük marketine, Ada Market'e bekliyoruz. Anlatılmaya değer anlarınızı belgesel bir filme dönüştürmek ister misiniz? Ölümsüzleştirmek istediğiniz anılarınızın duygu, heyecan ve coşkusuyla görselleştirildiği belgesel düğün, kısa film, müzik klip, şirket reklamları, Anker Film profesyonel bir ekip ve film yapım süreciyle size bu olanağı sunmaya hazır. İletişim bilgilerimizden bize ulaşıp sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Es beginnt mit einem Impuls. Dann fliegst du, schwebst du. Und nichts kann dich aufhalten. Almanya'da özlediğiniz damak tadınızın adı Grill Palast.
günlük ve taze et ekibimiz tarafından hazırlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip servis yapmak üzere şubelerimize dağıtılıyor. Güler yüzlü ve deneyimli personeliyle Almanya'da 4 ayrı merkezde hizmet veren Grill Palace size zengin bir damak tadı sunmaktadır. Izgara çeşitleri, balık, et ürünleri yanı sıra pizza, makarna, çeşitli tatlılar ve zengin kahvaltı seçenekleriyle hizmetinizdeyiz. Sade GmbH. Restoranlar, imbisçiler, süpermarketçiler, çevreyi ve doğayı korumayı öncelikleri arasında gören ve kaliteden ödün vermeyen Sade GmbH, A'dan Z'ye tüm imbis, restoran, gastronomi ürünlerini hizmetinize sunuyor. Döner, pizza, yemek paketleme, ambalaj, folyo, çatal, kaşık, bardak ve çevre dostu sayısız ürünlerle. Kalitede öncü isim Sade GmbH. KM Clean Solutions. KM Clean Solutions ist ein kompetentes Unternehmen im Bereich Dienstleistung mit qualifiziertem und erfahrenem Fachpersonal. Im Bereich Industrieservice bieten wir insbesondere Lösungen zur Reinigung von Produktionsflächen, Markierungsarbeiten, Bodenbeschichtung, Streicharbeiten und Unterhaltsreinigung. Wir bieten auf den Bedarf des Kunden optimal zugeschnittene Konzepte und Lösungen. İyi konuş, sağlıklı ye. Salata, döner, içecek, ambalaj. Uzman elemanlar ve uygun fiyatlarla dönerci, pizzerya ve restoranlarınız için zamanında servis. Nüza Food BV. Öz Ustam Döner Kebap. Lezzeti ve kalitesiyle bir dünya markası. Kaliteli dönerin sırrı, kaliteli ette gizli. Yüksek kaliteli etler, uzman ellerde nefis tatlara dönüşüyor. Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa'nın her yerine dağıtım hizmeti. Öz Ustam Döner Kebap. İyi düşün, iyi konuş, sağlıklı ye. Salata, döner, içecek, ambalaj. Uzman elemanlar ve uygun fiyatlarla dönerci, pizzaray ve restoranlarınız için zamanında servis. Star, Boreka Growth Handle Defa. Köln'ün kalbinde Anadolu ve Mezopotamya ateşi. Kendinizi mutfağımızın lezzetlerine bırakın ve yemeklerimizin tadını aile ortamında çıkarın. Gerçek tandır fırınında tadına doyamayacağınız tandır ekmeği. Sabit fiyatla günlük, taze, zengin, açık büfe kahvaltı. Izgara çeşitleri, sulu ve fırın yemekleri. Izgarada balık çeşitleri. Doğum günü, nikah ve nişanlarınız için alkollü ve alkolsüz özel servis. Rezervasyonlarınız için bizi arayın. Tek GmbH. Gastronomi ambalaj ürünlerinin dağıtım merkezi Tek GmbH. Her çeşit döner, pizza, gıda ürünü paketleme, ambalajları, folyo, çatal, kaşık, bardak, tabak ve çevreye duyarlı daha birçok ürün Tek GmbH'da sizi bekliyor.
Siz sipariş ediyorsunuz, biz hızla adresinize teslim ediyoruz. Tek GmbH. Evcil İnsan Barınağı, Serhan Kansu. Bir sabah bir kutunun içinde köpeklerin insanlara hükmettiği yeni bir düzene uyandığımızı düşünün. Sahip olanlar ve sahiplenilenler. Yer değiştirmiş, öncesi yok. İnsanlığın ortak bir geçişi yok. Her şey burada başlıyor. Serhan Kansu, bu değişim üzerine kurduğu distopik anlatısı Evcil İnsan Barınağı'nda 2-3 noktanın empati ve vahşetin sınırlarında insanın neler yapabileceğini anlatıyor. Bir köpek gibi düşünebilmek, bir insan gibi teslim olmak için. İktidar anatomicisi Franz Kafka ve otorite eleştirisi. Franz Kafka'nın eserleri üzerinde yapılan çalışmalar son yıllarda giderek genişleyen bir ilgiyle sürekli arttı. Kaynakların genişliği ve yorumunun cesaretiyle elinizdeki İktidar anatomicisi Franz Kafka ve otorite eleştirisi kitabı 20. yüzyılın en büyük yazarlarından biri hakkında gayet etkileyici ve geniş bir bakış sunuyor. İlk Çağ Felsefe Seti Ahmet Arslan. Ahmet Arslan'ın 5 ciltlik İlk Çağ Felsefe Tarihi serisinin ilk cildinde başlangıcından sofistlere kadar olan dönem Yunan felsefesinin ortaya çıkışı, gelişimi ve belli başlı temsilcilerinin görüşleri üzerinden veriliyor. İkinci ciltte sofistlerden başlayarak Sokrates ve Sokratesçi okullar ve Platon felsefesi ele alınıyor. Unutulmuş Ataların Gölgesi, Erdem Özgül. Yerin ve göğün uçsuz bucaksız kıyılarından, köşelerinden insanlar, Asuriler, Ezidiler, Kürtler, Türkler. Giden şeyler sonra ister dağa kaçan bir keçi, ister gecede yolunu şaşıran bir mermi, kolay kolay kendi adreslerini bulamayan, öyle giden şeyler. Kabuğunu kırmış ölü bir kuş misali, dilin ucunda toplanmış sözcükler. Bir ölüyü uğurlarken kendilerini dallardan atan yapraklar. Erdem Özgül sözcükleriyle bir tren yapıyor. Öykülerine binip gidiyoruz. Ağaçlar, sular, kuşlar, koyunlar, keçiler yolunuzdan eksik olmuyor. Geyiklerle karşılaşıyoruz. Saman balyalarıyla. Başağa iri buğdaylar biçilmişler. Toprak yolda kızlar bisiklet sürüyorlar. Zaman bizi yolda buluyor. Neden uyuyamıyoruz? Darian Leader. Uykuyla olan ilişkimiz insanlık tarihi boyunca tekrar tekrar gündeme geliyor ve her seferinde hem bireysel hem de kolektif psikolojimize dair yeni bir şeyler söylüyor. Uyku, sanayi devriminden cep telefonlarımızın mavi ışığına, rüya yorumlamanın antik sanatından Freud'un modern yaklaşımına kadar çok geniş sosyal kalıplarla, norm ve beklenti değişiklikleriyle ilişkilidir. Kültürel, sosyal, ekonomik ve psikanalitik etkileri derken, Leader bu evrensel insan deneyimi hakkındaki gerçekleri gün yüzüne çıkararak insan uykusunun tarihine ve artık neden uyuyamıyormuşuz gibi göründüğümüze dair kısa ve etkileyici bir rehber sunuyor. İkna edici, sürükleyici ve ferahlatıcı biçimde akla yatkın. Bu konuda tartışmalara dayanak sağlayan ve önemli bir müdahale. Leader, uykuyla ilgili sorunlarımızı anlama konusunda daha zengin ve daha insancıl bir anlayışa işaret ediyor. Çizgide Bir Kukla, Bilan Külahlı Tanış. Yerle göğün arasında yorgun insanlar birbirine değmeden kendi kuytusunda yaşayan kadın ve erkekler. Hastane koridorları, ev içleri, uzayıp giden yollar. Kayıplar, mektuplar, sırlar ve hayatın yumuşak yüzlü tarafından gelen affedilmişlikler. Tutkuyla sarılmak kaleme. Fesleğeni incelikle sulamak. Bir fotoğrafa uzun uzun bakmak, bir umudu inatla yeşertmek. Bildan Külahlı Tanış'ın ilk öykü kitabı Çizgide Bir Kukla, henüz söylenmemiş olanı. Çizginin dışında kalanın kucaklanışını müjdeliyor. Kuklanın küçük hareketleri okura uzun, beklenmedik bir yolculuk sunuyor. SS, Barış Behlivan, Barış Terkoğlu. Süleyman Soylu'yla Ekrem İmamoğlu arasındaki küfürlü konuşma neden yapıldı? Cumhurbaşkanlığındaki kritik ismi kim gizlice fotoğrafladı? Sedat Peker'in Süleyman Soylu'yla ilişkilerindeki sırrı ne? Soylu, Erdoğan sonrasına hazırlanan bir proje mi? Hablemitoğlu dosyasına Soylu'nun müdahalesi nasıl oldu? Sinan Ateş cinayetinde Soylu neden sessiz kaldı?
Türkiye gündeminden düşmeyen Süleyman Soylu'nun bilinmeyenlerini ilk kez okuyacaksınız. Yarının seçimine kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Üçüncü ve son bölümle karşınızdayız. Saatlerimiz 11'i gösteriyor, 23'ü gösteriyor. Şimdi şu saate kadar aslında konuştuğumuz konular bu akşamın yarının seçimi için önemli konulardı. Çünkü seçim güvenliği konuşuyoruz, sandık güvenliği konuşuyoruz. Sizlerin tam 26 gün sonra sandığa gittiğinizde vereceğiniz oyu sağlıklı bir biçimde yerine ulaştırmanız konusunda neler yapılmalı bunları konuşuyoruz. Ve tabii ki Türkiye'de neden seçim güvenliği meselesini bu kadar çok bizlere dert ettiren bir sistem var? Tam olarak hangi eşitsizlikler, hangi adalete dayalı sorunlar bizleri bunları konuşmaya da itiyor kısmını da konuşuyoruz. Çünkü bizi bu duruma aslında bizi bunları konuşmaya iten tüm konu başlıkları aynı zamanda seçim güvenliğine ilişkinde tabii ki toplumun kaygılı olduğu, endişeli olduğu konularında temelinde yatıyor. Bunları konuklarımızla birlikte konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuklarımızla birlikte devam edeceğiz çünkü bu arada sizlerin de soruları veya görüşleri varsa Arta TV'nin sosyal medya hesaplarından bizlere ulaştırabilirsiniz. Eminim ki hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan çok sayıda seçmen şu anda bizleri takip ediyor ve vereceği oyla ilgili de sahip olduğu endişelere dair işte bu soruların yanıtını arıyor. Yarının seçimi bu akşam da o soruların yanıtlarıyla karşınızda. Kimler bizlerle birlikteydi? Ekranlarını henüz açan izleyicilerimiz olabilir. Şöyle bir hatırlatmış olalım. Seçil Türkkan ve Ertim Orkun bizlerle birlikteydi. İlk iki bölümde eşlik ettiler. Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Bey önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı. Özellikle de Oy ve Ötesi'nin bu seçimde ilk defa uygulayacağı önemli yazılımlara imza attık dedi. Üyelerinin, gönüllülerinin 100 bini geçmesinde hedeflediklerini söyledi. Ve Seçil Türkkan bizlerle birlikteydi. Kendisi seçim güvenliği için sandıkları korumak kitabının da yazarı aynı zamanda gazeteci ve yazar. O da bizlere hem şu ana kadar Türkiye'de var olan seçim süreçlerinde neler yaşandı, özellikle bu sandıkları korumak meselesine dair motivasyon nerelerden geliyor biraz bunlardan bahsetti. Şimdi bu bölümde son bölümde kimler bizlerle birlikte? Sosyolog Bülent Küçük bizlerle birlikte. Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP Batman Milletvekili ve YSK temsilcisi, kendisi bizlere eşlik edecek. İlerleyen dakikalarda bir konuğumuz daha olacak. Bizimle birlikte şu an dahil oldu. Aytuğ Atıcı bizimle birlikte. Bu bölümde bir diğer konuğumuz CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu. Tüm konuklarıma hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Halil Hanım. Arkadaşlara da saygıyla selamlıyorum. Evet, şimdi seçim güvenliği konuşuyoruz. Bir taraftan tabii bütün bu meseleleri konuşmamızı açığa çıkaran konuyu da konuşuyoruz. Aytuğ Bey ile başlamak istiyorum bu bölüme çünkü merak ediliyor elbette ki Millet İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim güvenliğine dair çalışmaları ne aşamada, ne göreceğiz biz 26 gün sonra? Biraz da bu sorunun aslında merak edilen kısmını doğuran konulardan biri de dün Muharrem İnce'nin yaptığı bir açıklamaydı. Bir YouTube programına katıldı. Kendisi bir açıklama yapıyor. Orada diyor ki ben özellikle Kemal Bey'e görevli sayısını sordum diyor. Sandıklardaki görevli sayısını sordum. Öyle bir rakam söyledi ki sizinle paylaşamam diyor bu rakamı. Eyvah dedim diyor, yine yapamayacaklar diye de endişe ettiğini söylüyor. Muharrem İnce'nin bu açıklamasına hem siz ne diyorsunuz, Kemal Bey ile aralarında böyle bir diyalog yaşandığını söylüyor. Hem de sizlerin çalışması ne aşamada, buyurun dinleyelim. Sesim geliyor mu Nalan Hanım? Sesiniz geliyor şu anda. Tamam, görüntüde bir aksama oldu galiba, şimdiyiz, evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir hassas dönemde seçim güvenliğine önem verdiğiniz için. Sizin de söylediğiniz gibi dünyada seçim güvenliğine bu kadar önem verilen, önem atfedilen
bu kadar milletin gündemini meşgul eden bir ülke daha var mıdır bilmiyorum. Demokratik ülkelerde insanlar posta yoluyla oy kullanıyorlar. Hiç kimse benim oyum çalınacak mı, benim oyum geçersiz sayılacak mı diye bir endişe içerisinde değil. Ama maalesef süreç içerisinde devleti yönetenlere zerre miskal güvenimizin kalmadığı bir ortamda halk kendi oyuna sahip çıkmak için ayağa kalkmıştır. Kendi oyumuza 2011 yılından bu yana kurduğumuz parti okulunun yoğun eğitimleriyle sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ve bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da son 3 seçimde parti okulu olarak seçim güvenliği konusunda çok zor aldığımızı söyleyebilirim. Seçim güvenliği ile sandık güvenliğini birbirinden ayırmak gerekiyor Nalan Hanım. Seçim güvenliğini ile ilgili çalışmalarımız tam 1,5 yıl önce başladı. Yani sandıklar daha belli olmadan, sandıklar daha isimlendirilmeden biz 2018 yılındaki milletvekili seçimlerine göre sandıklarımızı ve sandık görevlerimizi belirlemeye başladık. Türkiye genelinde o dönemde 180 bin civarında sandığımız vardı. 180 bin sandığımızın 180 bin 65 hatta sandığımızın tamamına görevli görevlendirdik. Bunların da sayısı 180 bin sandık için o dönemde 212.249'dur. Daha sonra sandık sayısının bir miktar artacağını biliyorduk ve 2023 için açıklanan sandık sayısının 191.910 civarında, yani kabaca 200 bin civarında bir sandık konulacağını ve biz de bu sandıklara 201.249 kişiyi teyitli olarak görevlendirdiğimizi buradan herkese ifade etmek isterim. Bu kişi sayısına ulaşabilmek için tam 400 bin kişiyle çalışmak zorunda kaldık. 400 bin üyemiz tek tek arandı ve bunlar içerisinden 201.249 kişi bu sandıklarda görev yapmak üzere belirlenmiş oldu. Bakın bunlar seçim güvenliğiyle ilgili. Daha sonra daha sandıklar daha konulacak, onunla ilgili bir bilgiler vereceğim ama seçim güvenliği ilgili öncelikli bu hazırlıklarımızı yaptık. Daha sonra seçmen listelerinin askıya çıkarılmadan önce herkese, bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık ve o evde, kendi evlerinde yaşayıp yaşamadıklarını sorgulamalarını istedik ve süreç içerisinde bazı insanların kendi evlerinde yaşamadıkları ortaya çıktı. O evden kayıtlarının silindiği ortaya çıktı ve bu insanları biz ilçe nüfus müdürlüklerine yönlendirerek kayıtlarını yaptırdık. Yine seçim güvenliği için özellikle deprem bölgesinden göç eden insanlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Uzak yere gitmiş ve geri gelme ihtimali düşük ise seçmen kayıtlarını oraya, yani şu an yaşadıkları, göç ettikleri yere taşımaları için çok ama çok ciddi çabalar sarf ettik. Elbette ki bunlardan ben kendi memleketime gelip oy verebilirim diyenlerin de işini kolaylaştırmaya çalıştık. Halen çalışıyoruz. Sandık seçmen listelerinde mükerrer isim var mıdır yok mudur diye bunları kontrol ettik. Sandık seçmen listelerinde 100-120 yaşında insanlar çıkıyordu. Bunların olup olmadıklarını tek tek kontrol ettik. Bunların hepsi seçim öncesindeki son 1,5 yıldır yaptığımız çalışma. Yani gönlüm isterdi ki bu çalışmaları yapmaya gerek olmasın. Gönlüm isterdi ki bu çalışmaların tamamını devleti yönetenler yapsınlar. Biz de keyifle gidelim, uyumuzu kullanalım. Basit bir müşahit olarak gözlemleyelim, hiç sıkıntı olmasın isterdim. Ancak mühürsüz oyların 2017 referandumunda kabul edilmesinden tutun da atı alan Üsküdar geçti söylemine varana kadar pek çok alanda seçimle ilgili sıkıntıların yaşandığı bir ortamda bizim içimizin rahat etmesi mümkün değildir. Gelelim seçim gününe. Seçim günü sandıkları bekleyecek olan insanlara da Nalan'ın tam 6 farklı eğitim modülü geliştirdik ve uygulamaya başladık. Bunlardan bir tanesi yurt içi sandıkları koruyacak olan sandık görevlerinin eğitimidir. Bir tanesi yurt dışında sandıkları koruyacak olanların eğitimidir. Bir tanesi, bir diğer eğitim modülü, yurt dışında kullanılan oyların yurt içine getirildiğindeki sayım döküm sırasında görev alacak kişilerin eğitimi. Bir diğer eğitim modülü,
gümrüklerde görev yapacak olan sandık görevlilerinin eğitimi. Bir diğer 5. eğitim modülümüz il ve ilçe seçim kurullarında görev yapacak olan insanların eğitimi. Son modülümüzde bu seçimde çok fazla sayıda avukat arkadaşımız görev yapmak için başvurdular. Bu avukatların eğitimi için standart bir eğitim modülü hazırlandı. Ve bu eğitim modülleri bütün dünyada, sandığın konulduğu her yerde uygulanmaya başlandı. 23 Nisan'da yurt dışında görev yapacak olan sandık görevlerimizin eğitimleri yüz yüze kısmen Zoom'dan tamamlanmış olacak. 30 Nisan itibariyle en geç 7 Mayıs'a kadar yurt içinde görev yapacak olan sandık görevlileri, okul sorumluları, il ilçe seçim kurulu üyeleri, müşahitler tamamının eğitimi planlandı, tamamlanmış olacak ve gönül rahatlığıyla seçimlerde insanlar oy kullanacaklar. Bakın burada farkındaysanız, yani deminden beri konuştuğumuz şeylerin hiçbir tanesinde CHP lafı geçmedi. Çünkü bizim asıl görevimiz milli iradenin sandığa sorunsuz bir şekilde yansımasını sağlamak ve sandığa yansıyan milli iradenin de sorunsuz bir şekilde sonuçlara yansımasını sağlamaktır. Yani elbette ki şu aşamaya kadar var gücümüzle, hatta halen bu aşamada bu işin dışındaki, yani seçim güvenliğinin dışında çalışan arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir oy bile daha fazla kazandırmak için son ana kadar çalışmaya devam edecek. O ayrı. Ama 14 Mayıs'ta vatandaşımız, seçmeni sandığa gittiğinde özgür iradesiyle hangi partiye oy verirse versin, AK Parti dahi olsa, MHP dahi olsa, kim olursa olsun, CHP, Yeşil Sol Parti, aklınıza gelebilecek bütün partilere özgür iradeleriyle oy verdikten sonra bu oyları da bizim onurumuz olarak korumaya çalışmamız ve milli iradeye sahip çıkmamız gerekiyor. Bununla birlikte yüz yüze yaptığımız bu eğitimlere ek olarak, demin size söylediğim 6 eğitim modülünün tamamının videoları çekildi. Uygun zamanda eğitimleri aksatmayacak şekilde yayına sunulacak. Artı sosyal medya hesaplarımızdan çok güzel görseller ve küçücük mini testlerle hem vatandaşlarımızı nasıl oy kullanacakları konusunda hem de görevlerimizi sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. Örneğin doğrusu nedir başlığıyla. Örneğin işte yaşlı bir teyze ile birlikte oy verme kabinine girilebilir mi? Hayır, girilemez diyoruz. Ya da okuma yazma bilmeyen bir seçmenle seçim kabinine girilebilir mi? Doğrusu hayır, girilemez gibi vatandaşın da orada sıkıntı yaşamamasını sağlamak için bazı girişimlerimiz oluyor ve bunların da sayıları giderek artacak. Bununla birlikte cezası nedir diye bir başlık açtık. Cezası nedir görsellerinde de seçim hukukuna uygun davranmayan ve seçimi sakatlamaya yönelik yapılan iş ve işlemlerde acaba ne gibi cezalar uygulanacak? Bunları tek tek vatandaşlarımıza ve özellikle elini kirli bir şekilde sandığa uzatmak isteyenlere açık bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz ki daha sonra ben bunu bilmiyordum deyip de kendini mağdur gibi göstermesin. Hı hı. Çünkü buradaki seçim suçları hiçbir şekilde paraya çevrilemiyor. Hiçbir şekilde hükmün açıklanması geriye bırakılamıyor. Hiçbir şekilde ertelenemiyor. Yani doğrudan doğruya infaz edilen suçlar ve bu infaz edilen suçlara sadece bir iki tane örnek verecek olursam cezasının ne kadar ağır olduğunu hem bizi izleyenler anlasınlar hem de bu işte görev yapan insanlar anlasınlar diye bir iki örnek vereceğim sadece. Mesela seçmen olmayanın oy vermesi. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası 160. maddeye göre. Şimdi bu ne demek? Yani siz seçmen değilsiniz ama gelip oy kullanmak istiyorsunuz. Bir sahte kimlikle yakalandınız. Ya da başkasının adını taşıyarak, hani işte hep seçim deprem bölgesinde insanlar öldüler, onların adına oy kullanacaklar, böyle endişelerimiz var diyorlar. Haksız değiller böyle endişelerde. Ben kimse endişelenmesin diyemem çünkü gerçekten güvenimiz yok ama başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs dahi eder iseniz 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var. Ya da siz Nalin Hanım olarak oyunuzu kullandınız,
Gittiniz bir başka sandıkta mükerrer oy kullanmaya çalıştınız. Teşebbüs dairesindeyseniz 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaksınız. Bütün bu seçim suçlarının hapisle cezalandırılacağını, çok azının para cezasıyla cezalandırılacağını da buradan ifade etmek isterim. Aytuğ Bey, şimdi sizin anlattığınız üzere, benim ve izleyicilerimin de anladığı üzere ciddi bir çalışmanız var. Bu çalışmaların da ciddi bir background'u var. Biz bunların meyvelerini zannediyorum 26 gün sonra göreceğiz. Peki Muharrem Bey'in Kemal Bey'le yaptığını öne sürdüğü açıklama neye dayanıyor? Ben bir partinin genel başkanı olsam ve seçime tek başıma giriyor olsam, sandıkları bir başka partinin değil de kendimin nasıl koruyacağını söylerdim. Bunun da ötesinde başka partileri töhmet altında bırakmaya çalışmazdım. Ben eğer bir genel başkansam ben sandıkları nasıl koruyacağım, ona bakardım. O yüzden hep herkes işine baksın. Elbette ki Memleket Partisi dahil olmak üzere diğer bütün partiler kendi sandıklarını da müşahit bulundurmak üzere bizden yardım isterlerse elbette ki onlara yardım ederiz. Çünkü Memleket Partisi sandıklarda sandık kurulu üyesi bulunduramıyor ilk defa seçime girdiği için yasal olarak. Ancak gözlemci bulundurabiliyorlar. Yaklaşık işte 191 bin sandıkta, 192 bin sandıkta gözlemci bulundurabiliyorlarsa zaten mesele yok. Gayet güzel bir şekilde seçim güvenliğinin korunmasında milli bir görev yapmış olurlar. Eksikleri varsa bize söylerler. Memleket Partisi olur, efendim İyi Parti olur ya da seçime giren başka partiler olur ya da Cumhurbaşkanı adayı olur, Sinan Oğan olur, Muharrem İnce olur, Tayyip Erdoğan olur. Bakın açık söylüyorum, AK Parti dese ki benim sandıkta eksiğim var, tamamlayın, vallahi tamamlarız. Çünkü buradaki amaç orada siyaset yapmak değil, seçim günü zaten siyaset yasağı var. Bizim oradaki bir tek amacımız, kardeşim vatandaş gelsin, doğru düzgün oyunu kullansın, kimsenin baskısı altında olmasın ve gönül rahatlığıyla bu oyunda sonuçlara yansıdığını görsün. Bu bizim haysiyetimizdir, namusumuzdur, onurumuzdur ve milli vazifemizdir. Yani demokrasi vazifemizdir. Hı hı. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki ufak tefek aksaklıklarla karşılaşıyoruz. Şimdi siz burada aslında neredeyse tüm partilere de bu konuda bir açık çağrı da yapmış oldunuz. Ancak tabii eminim somut çalışmalar da vardır. Bu konuda yaptığınız görüşmeler de olabilir diye tahmin ediyorum. İttifak içinde veya ittifak dışında, mesela Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Yeşil Sol Parti ile veya Millet İttifakı içindeki diğer partilerle bu konuda bir görev dağılımı, görüşmeniz var mı? Netleşen hususlar var mı? Kimler nerelerde nasıl görevlendirilecekler? Ben milli iradeye sahip çıkmak istiyorum diyen herkesle konuşuyoruz Nalan Hanım. Yeter ki devlete olan güven yeniden tesis edilsin. Yeter ki seçim güvenliği konusunda artık kimsenin bir şüphesi kalmasın istiyoruz. O nedenle zaten İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girdiği için orada sandık görevlisi bulundurabiliyorlar. Biliyorsunuz sandık görevlileri 7 kişiden oluşuyor yurt içinde. 2 tane memur, bir başkan, bir memur üye var görevli. Geri kalan 5 kişi de yurt içinde bir önceki seçimde, yani 2018 seçimlerinde en yüksek oyu alan 5 parti orada bildirebiliyor. Görevli bildirebiliyor. Yani AKP bildirebiliyor, CHP bildirebiliyor ikinci parti olarak. Üçüncü parti olarak HDP seçime girseydi bildirebilecekti ama girmediği için bildiremiyor. Yeşil Sol Parti de ilk defa, yani beşinciye girmediği için, ilk beşe girmediği için bildiremiyor sandık görevlisi. Bu durumda üçüncü parti olarak İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi devreye giriyor. Dördüncü parti olarak İyi Parti devreye giriyor. Beşinci parti olarak da birçok yerde, zannımca bazı yerde Hüdapar, bazı yerde Vatan Partisi görevli bildirebilecek. Bunun dışında ben müşahit olmak istiyorum, ben sandıklarda size destek olmak istiyorum diyen herkese yurt içinde ve yurt dışında kapımız açıktır. Örneğin az önce size saydığım eğitimler, 6 eğitim modülünü aynı zamanda biz CHP logosuz olarak da hazırladık. Örneğin herhangi bir parti derse ki ya güzel bir şey hazırlamışsınız, biz de yararlanabilir miyiz? Derhal veriyoruz. Ve siyasi nezaket gereği partimizin logosu olan seçim pusulalarını değil,
boş olanları şimdi şu anda ekranda görüldüğü gibi de yeni basılmış olan pustaları da devreye koyarak o şekilde. Mesela bizim yaptığımız eğitimlerde evet mührü Cumhuriyet Halk Partisi'ne basılmış görünüyor. Orada mesela başka partilere de oy basılarak, mühür basılarak veriyoruz ki siyasi nezaketimizi koruyalım, CHP'ye yönlendirme yapmış olmayalım diye. Hatta bir adım daha ileri gittik Nalan Hanım, Nalan Hanım. Biz sivil toplum kuruluşları, yani herhangi bir sivil toplum kuruluşu, işte ADD gibi, Çağdaş Yaşam gibi veya Oy ve Ötesi gibi bizden akademik içerikli sunum isteyebilir diye partilerin adını, partimizin adını çıkardığımız gibi genel başkanımızın da fotoğraflarını çıkararak bunları hazırladık. Çünkü bunlar nihayetinde partiler üstü sivil toplum kuruluşlarıdır, işleri kolaylaşsın diye. Yani bizimle temas eden, etmek isteyen herkesle, parti olsun, sivil toplum olsun, çeşitli inisiyatifler olsun, herkesle biz işbirliğine hazırız. Çünkü biz devleti yönetmeye talip bir partiyiz. Devleti yönetirken de bütün unsurlarla aynen seçim günü çalıştığımız gibi birlikte çalışacağız. Peki. Hiç kimsenin bundan kuşkusu olmasın. Peki. Şimdi bir önceki bölümde kaçıran izleyicilerimiz olabilir. Orada Bülent Hoca'nın bir endişesi vardı. Daha doğrusu aslında toplumda yansıması olduğunu düşündüğü bir endişeyi bizlerle burada paylaştı. Özellikle bölge illerinde Cumhur İttifakı'nı da destekleyen bir parçası da olan aslında artık Hüdapar'ın mobilizasyonunun bölgedeki seçim güvenliğine ilişkin bir kaygı, bir endişe konusu olup olamayacağı meselesiydi o da. Mehmet Bey'e soracağım doğrudan bu soruyu. Çünkü bölgede ki çalışmaları da yakından takip ediyor. Yeşil Sol Parti'nin de bölgede iddialı olduğunu biliyoruz. Kendisi de söyledi. Mehmet Bey, Bülent Hocam'ın da aslında ifade ettiği bu endişe meselesiyle ilgili sizin yorumunuz nedir? Çünkü seçim güvenliğini konuşuyoruz ama bir taraftan tabii bu güvenlik endişesini doğuran nedenleri de konuşuyoruz. Hüdapar'ın bölgedeki etkisini siz bu anlamda bir endişe gibi görüyor musunuz? Ya, bu sorumuza yanıt vermeden önce geçen bir önceki bölümde Bülent Hoca'nın altını çizdiği bir mesele vardı. Onu bir yanlış anlaşılmaya yol açmaması için düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buyurun. Şimdi Bülent Hoca, yurt dışında bazı yerlerde işte sizin aslında örneğin Paris'te oy kullanmanız gerekir ama Berlin'de adınız çıkıyor veya işte Londra'da adınız çıkıyor, başka yerlerde adınız çıkıyor, oy kullanmanızı engelliyorlar gibi. Şimdi bu önemli bir şey. Yani bir defa eğer herhangi bir oy kullanma yerinde birisi böyle bir bilgi verdiyse, yani geçmiş seçimlerde bu doğru doğru değil. Nedeni şu. Şimdi yurt içinde herkes sadece kayıtlı olduğu seçim bölgesinde sandıkta oy kullanabiliyor. Yani siz Ankara'da ikamet ediyorsunuz, oy kullanacağınız sandık belli. Yani o sandık dışında herhangi bir sandıkta oy kullanamazsınız. Fakat yurt dışında böyle değildi. Yani yurt dışının tamamı bir seçim çevresi. Yani Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da, Japonya'da, Güney Afrika'da, İsveç'te bir seçim bölgesi. Siz Türkiye'de oy kullanmaya gittiğinizde o sınıfın içerisinde bir seçmen listesi var ve isminiz o listede varsa oy kullanabiliyorsunuz. Yurt dışında ise bir seçmen listesi yok. Yurt dışında bütün seçmenlerin adı bir bilgisayar ekranına yansıyor ve o bilgisayar ekranında hangi ülkede olursanız olun fark etmez. Yani Almanya'da olan birisi Amerika'da, Kanada'da yaşayan birisi Japonya'da, Güney Afrika'da oturan birisi Mersin Limanı'nda oy kullanabilir. Yani bütün gümrük kapılarında ve dünyanın her tarafında. Bunda herhangi bir sorun yok. Sadece o sandık kurulan kentlerde seçmenler oy kullandıklarında o ekrana oy kullandı, kaydı geçiriyor. Aynı zamanda bir listeye de adı yazılarak imza attırıyor. Yani bu yurt dışının tek bir seçim çevresi olduğunu anımsatmakta yarar var. Eğer yurt dışında böyle bir manipülatif
sözler kuruluyorsa, çalışmalar yapılıyorsa buna dikkat etmek gerekir. Özellikle altını çizmek istedim. Şimdi sizin sorduğunuz soruya gelince bu Hüdapar meselesi. Şimdi bazı yazarların, bazı aydınların, bazı gazetecilerin bu tür kaygıları oldu. Yani bu kaygıların nedeni de sonuçta 3000'in üzerinde faili meçhul ve aslında faili belli olan kontrol gerilla cinayetlerinin bir tarafından bahsediyoruz. Ve o gelenekten gelenlerin yürüttüğü bir siyasi partiden bahsediyoruz. En azından o mirası bir biçimde sahiplenen bir siyasi partiden bahsediyoruz. Şimdi bu siyasi partinin AKP ile kurmuş olduğu ittifakın böyle bir soruna yol açabileceği konusunda kaygılar var. Şimdi bu kaygıları besleyecek somut bir veri var mı? Şu ana kadar yok. Yani henüz Hüdapar'ın en azından AKP ile ittifak içerisinde seçime girdiği yerler, ki bunlardan bir tanesi Batman, ikinci sıra AKP'nin ikinci sıra milletvekili adayı Hüdapar'dı. Biz henüz bu açıdan bir gerginlik, bir çatışma siyaseti yürüteceklerine dair elimizde bir veri yok. Yani henüz böyle bir olay yaşanmadı. Ve bu açıdan somut olarak kaygı duyulmasını gerektiren bir nedir. Umarım gelecekte de böyle bir kaygı hissetmemize yol açacak bir durum, bir olay, bir vaka yaşanmaz. Seçim gününe gelince elbette bölgede bazı kentlerde Hüdapar'ın örgütlü olduğu açık ve bazı yerlere muhtemelen sandık kurulu üyesi de verecek. Yani bu AKP'nin görevlisi olarak sandık kurulu üyesi de verebilir. Veya biraz önce Ayte hocamın söylediği gibi bizim seçime girmememiz nedeniyle veya bazı yerlerde İYİ Parti'nin veya bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemesi nedeniyle başka partilerin sandık kurulu üyesi vermeleri mümkün ve Hüdapar bu partiler arasında yer alabilir. Hüdapar parti olarak girmeyeceği için isim veremez. Fakat AKP'nin listeleri içerisinden, AKP'nin sandık kurulu üyesi listeleri içerisinde Hüdaparlılar yer alabilir. Yani doğrudan Hüdapar kendi adıyla seçime girmeyeceği için Hüdapar'ın sandık kurulu üyeleri olmayacak. Ama örgütlü olduğu yerlerde, seçime girdikleri yerlerde AKP'nin bildirdiği listelerin içerisinde Hüdaparlılar olabilir. Ama onların hepsi Hüdaparlı olarak değil, AKP'li olarak görev alacaklar. Böyle bir çatışmacı, böyle bir gerginlik ortamı yaratacak eylemlerin, davranışların içerisinde yer alabilirler mi? İşte az evvel söylediğiniz kaygıyı taşıyanlar var. Evet. Yani biz bu kaygıyı taşıyarak, hareket ederek sandık güvenliğini sağlamayacağız. Umarım böyle bir şey yaşanmaz. Yani bu ülkede zaten sandık güvenliğiyle ilgili yeterince kaygılar yaşanıyor. Çatışmacı siyasete, seçim günü çatışma siyasetine soyunmasını eğer beklentisi buraya kadar inmişse AKP ve ortaklarının geleceğe dair beklentileri veya sığınacakları liman eğer buysa, seçim günü Hüdapar gibi partiler üzerinden bir çatışma yaratmaksa zaten çoktan bu seçimi kaybetmişler demektir. Ben bu konuda evet endişe duymakta haklı mıyız? Haklıyız. Çünkü 90'lı yıllarda dediğim gibi binlerce insanın ölümüne yol açmış bir geçmişten bahsediyoruz. Ama bir kez daha altını çizmekte yarar var. Şu ana kadar böyle bir çatışma yaşanacağına dair bir veri elimizde yok. Bu yürütülen siyasi partilerin yürüttükleri kampanya içerisinde böyle bir dil çatışmacı olsa da fiili saldırıya, çatışmaya yol açacak herhangi bir teşebbüs olmadığını özellikle altını çizmek gerekir. Umarım seçim günü de böyle bir şeye tevessül etmezler. Ama emin olun biz bütün arkadaşlarımızda her tür gerginlikten, çatışmadan uzak, sakinliklerini koruyacakları bir atmosferde yasal haklarını, yasal haklarımızı kullanarak seçime girmeyi salık vereceğiz. Bu bizim endişelerimiz arasında yer almıyor Nalan Hanım. Çok açık belirteyim.
Peki. Umuyoruz tabii ki o gün asla böyle şeyler yaşanmadan biz de buradan doğru bilgiyi paylaşıyor olacağız. Bülent Hocam, iki önemli siyasetçiyi seçim güvenliği konusunda 7/24 çalıştıklarını bildiğim iki önemli siyasetçiyi birlikte dinledik. Aslında neden bu kadar bu konuyu konuşuyoruz? Yani neden bu kadar bu konu üzerinde durma ihtiyacı hissediyoruz? Ayrı bir muhtemelen sosyolojinin de dahil olacağı konulardan birisi. Şunu soracağım. Sizce bu tartışmanın kökenine baktığınızda eşitsizlik, adaletsizlik, evet bunlar bildiğimiz şeyler. Başkaca ne görüyorsunuz siz bu tartışmanın kökeninde? Yani bu kadar verdiği oyun bile güvenliğinden bir şekilde endişe duyan kocaman bir toplumdan bahsediyoruz bugün maalesef. Evet, biraz birinci bölümde konuşmuştuk aslında. Şimdi Türkiye'de sanatsal alandan spor alanına kadar, akademiden delik hayat kadar, ihale kanunundan seçim kanununa kadar, medya kanunundan aklıma gelmeyecek birçok noktada genel olarak devletin itibarı, devlete olan güven yani o kadar çok sarsılmış vaziyette ki bütün bu 100 yıllık modern devlet geleneğinin Türkiye dahil ve aynı zamanda da Avrupa'daki devletleri de sayarsak genel olarak bir şeye dayanıyor, bir varsayıma dayanıyor. O varsayım da belli bir meşruiyet geleneğine, belli bir meşruiyet zeminine oturması gereken bir iktidar tanımı var. Bu meşruiyette milletin iradesi, yani meşruiyetini milletin oyuna, milletin tercihine dayandıran, başkaca hiçbir yerde meşruiyet aramaması gereken, yani daha tanrısal veya daha teolojik bir yere dayanmadan, kendi gücünün meşruiyetini bambaşka bir kaynaktan aramadan doğrudan dünyevi olan ve insanların seçime katılması ve oylarının siyasete yansımasına dayandıran bir modern demokratik devlet geleneği şeysinden konuşuyoruz. Çerçevesi içerisinden konuşuyoruz. Türkiye'de de 1950'den beri biliyorsunuz seçimler yapılıyor ve Türkiye'nin çok değişik dönemlerinde de seçime gölge düştüğünü biliyoruz. 1950'lerden bu yana çok değişik zamanlarda bu tartışmalar yapıldı ve askeri darbelerle beraber bunlar çok da yıpratıldı veyahut da işte kesintiye uğradı. Şimdi böyle bir devletin demokratik kurumlarının tam oturmadığı veyahut da yeniden sürekli kartların dağıldığı, kurumların tesis edilen kurumların yerine yenilerinin ihdas edildiği, kurumların içinin boşaltıldığı, kurumlar derken sadece Yüksek Seçim Kurulu'ndan bahsetmiyoruz. Mesela işte biraz önce bahsettik ya Merkez Bankası veyahut da TÜİK. TÜİK ile Merkez Yüksek Seçim Kurulu arasında aslında bakarsanız bir hiyerarşi yok. Yani her birisinin kendi başına özel olması gerekir ve her bir kurumun da kendi hukuki çerçevesi içerisinde kendisine atfedilen görevleri icra etmesi bekleniyor ve bunların da başkaca siyasi partilerden veyahut da başkaca sermaye gruplarından veya başkaca gruplardan işte talimat almadan onların çıkarlarına hizmet etmeksizin daha genel anlamda kamuya hizmet eden ortak iyiye, ortak çıkara hizmet etmesi beklenen bir kurumsal kültür gerekiyor. Ve biz buna dayanarak modern devletin tanımını yapıyoruz. Modern devlet ve demokratik devletin tanımını yapıyoruz. Türkiye'de bürokratik devletin eksik yanlarından, en önemli noktalardan bir tanesi de işte bu millet iradesinin sürekli sekteye uğramış olması veyahut da millet iradesinin sürekli belli bir grubun iradesi olarak anlaşılmış olması. O belli bir grubun, yani egemen olan veya dominant olan grubun iradesi genel sanki herkesin iradesiymiş gibi yansıtılıyor olması tevellit bir sürekli dışlanan toplumsal gruplar üretiyor. Bu dışlanan gruplar işte geçmiş zamanda belli toplumsal kesimlerdi. Bunların ismini zikretmek gerekirse biraz önce de bahsettik. İşte Kürtler, Aleviler, LGBT grupları, kadınlardı. Belki daha sınıfsal olarak baktığımız zaman işçi sınıfı ve daha alt tabakadan gelen informal sektörde çalışan kesimlerin de siyasal olarak temsil edilmediğini ve eksik temsil edildiğini biliyoruz. Biliyorsunuz alt sınıftan gelen insanların veya işçi sınıfı veya buna benzer sınıftan gelen insanların oy verme tabii ki hakları olmakla beraber bu siyasal süreçlere katılım oranları eşitsiz şartlardan dolayı diğer orta sınıf veya üst orta sınıf veya daha elitlere nazara daha az temsil edildiğini biliyoruz. Bugün meclis tablosuna bakın, meclisin içerisindeki milletvekili sayılarına bakın, oradaki rakamlardan göreceksiniz ki üst orta sınıfın temsiliyeti çok güçlüdür. Esnaf ve zanaatkarlardan tutun da beyaz yakalıların temsiliyeti
çok güçlüdür. Ona karşı işte sendikalardan şuradan buradan kadın temsiliyetleri oldukça zayıftır Kürtler, Aleviler. Dolayısıyla böyle bir millet iradesini söz konusu olduğu zaman hep böyle bir yüce bir millet iradesi tanımı yapılıyor. Halbuki çok somut, materyal, maddi bir yerden yaptığınız zaman toplumsal alan çok çeşitlilikten müteşekkil, farklı sınıflardan ve etnik gruplardan, kültürel gruplardan oluştuğu için herkesin iradesinin temsil edilmesi ve orada yansıması gerekir. Böyle bir durum söz konusu değil. Geçmiş zamanda millet iradesi deyince belli bir bürokratik aklın sirayet ettiği siyasal partilerin iradesi meclise, bürokrasiye, yargıya sirayet ediyordu. Şu anda son 20 sene içerisinde de bambaşka bir toplumsal grubun millet iradesi, meşru millet iradesi olarak kabul ediliyor. Onun dışındakiler millet iradesi olarak görülmüyor. Yani bir tür değersizleştirilen toplumsal gruplar söz konusu. Şimdi bu toplumsal gruplar işte şu anda sözünü ettiğimiz Millet İttifakı'nın içerisinde bulunan siyasal partilerin tamamı devlet alanından, bürokratik alandan kovularak sivil topluma itildikten sonra bir tür aslında sivil alanda eşitlenmiş oldular. Yani bugün Kürtler, Aleviler ve CHP'nin önemli bir kesimi ve diğer siyasal partiler aslında eşitlenmiş oldular. Hukuki olarak olmasa bile, toplumsal sınıfsal olarak olmasa bile Türkiye'deki o devletin iktidarını elinde bulunduranlar ve bulundurmayanlar olmak üzere baktığın zaman işte böyle bir ayrışma, böyle bir dışlama durumu söz konusu. Özellikle dışlanan kesimlerin devletin kurumlarına olan güveninin sarsılmasında şaşılacak bir durum yok. Çünkü zaten sınava girdiğiniz zaman da işte diyelim ki bir KPSS sınavına girdiğiniz zaman da sözlü sınavlarda sizin aslında kariyer yapamadınız. Çok iyi üniversitelerde okusanız da bir gelecek sahibi olmadınız ve bu yüzden de belki yurt dışına gitmeniz söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla böyle bir ortamda iş bulmaktan seçim alanına kadar, kültürel alandan spor alanına kadar, akademiden başka alanlarına kadar genel bir güvensizlik durumu söz konusu. Devletin o bürokratik yapılarının, o liyakata dayanan geleneğinin sarsıldığını bunun yerine çokça konuşuluyor. Artık burada söylenecek yeni bir şey de yok. Sadakata dayanan bir tür işte hukukçular, avukatlar, işte AKP'nin avukatları savcı oluyor, hakim oluyor. Ondan sonra böyle hukuksuz bir karar verdikten sonra Yargıtay anayasaya gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani aslında siyasi parti temsilcileri olarak görülebilecek kesimlerin devlet adına, hukuk adına çok çeşitli kurumlarda TÜİK'ten demin söylediğim gibi Yüksek Seçim Kurulu'na kadar yerleştiklerini görüyoruz. Bunlardan adil ve meşru karar verme beklentisi içerisinde olmak bence biraz naif ve zaten bunun beklentisi içerisinde olan insanların sayısı da oldukça az. Bu yüzden bu çerçevede bakıldığı zaman bu kurumsal sarsılma, bu kurumsal çürüme toplumsal alanda da toplumun yok edildiği, toplumsal mekanizmaların, aracı kurumların yok edildiği bir ortamda insanlar gönül rahatlığıyla işte ben şimdi seçime gidip oyumu verip ondan sonra gidip biraz önce de söyledik bit pazarına işte ikinci el eşeğe bakacağım, sonra gideceğim bir kahvede bir kahve içeceğim, sonra gidip parkta oturacağım diyemiyor. Dolayısıyla böyle bir diken üzerinde kalıyoruz. Biz oy veriyoruz, üstüne üstlük oyumuzu da sahip çıkmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla böyle bir tür tuhaf bir güvensizlik durumu. Aslında şöyle bir şey var. Yani Avrupa'da oy kullanmak bir lütuftur. Yani oyun vatandaştan oy kullanmasını beklemek, eğer seçim sürecinde oy oranı yüksekse yani devlet başkanları çıkar milletine teşekkür eder. Çünkü yani bu bir nihai olarak bir tercihtir. Yani insanlar evet. Gitmek zorunda değiller. Ama bizde böyle değil. Bizde oy verdikten sonra bir de üstüne üstlük gelin oyunuza sahip çıkın diye tuhaf bir bambaşka bir mesai gerektiriyor ki bu işte genel olarak Türkiye'deki devletin alanının hem devletin hem de toplumsal kurumların çürümesi ve çürütülmesi, yok edilmesi, sessizleştirilmesi, susturulması anlamına gelir. Bu da zaten peki. Sokak siyasetinin bitirildiği, meydan siyasetinin bitirildiği bir yerde seçimin de zan altında bırakıldığı bir tabloya işaret ediyor. Evet, aslında siz bütün bu kaygının, endişenin kaynağını çok güzel açıkladınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi artık yavaş yavaş kapatacağız programımızı. Son sözleri rica edeceğim. Aytuğbe, bu konuda bir çağrınız var mı? Biliyorum geceli gündüzlü bu seçim güvenliği meselesine dair de konuşuyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bu konuda bir çağrınız varsa buyurun son sözü olarak ekleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında Rüştü Bey çok önemli bir konuya temas etti. Onun biraz altını çizmek ve kendi penceremden birkaç şey eklemek istiyorum. Özellikle seçim öncesinde ve seçim sırasında korku iklimi yaratılmaya çalışılması. Bu önemli bir konudur. Bunu önemsiyoruz. AKP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın Türkiye'de korku iklimi yaratmasına asla izin vermeyeceğiz.
Ben mesela Hüdapar'la niye anlaşma yaptıklarını, niye ittifak yaptıklarını bir türlü anlamıyordum. Ya diyorum arkadaş, bunlar hani Hizbullah'la bağlantıları var, epi topu binde 3 oyları var. Yani AK Parti bu kadar mı bu binde 3 oya muhtaç hale geldi? Niye böyle yaptı? MHP bunu istemeyecektir, Büyük Birlik Partisi bunu istemeyecektir. Neden böyle bir şey ortaya çıktı diye merak ediyordum. Ta ki Diyarbakır'a gidene kadar. Deprem bölgesindeki 11 ili bizzat gittim, gördüm, incelemelerde bulundum. Oralarda seçim atmosferi nasıl olacağını gözlerimle gördüm. O sırada yaptığımız sohbetlerde özellikle işte Batman'da, Diyarbakır'da, Bingöl'de ve birkaç yerde, küçük yerde daha AKP'nin Hüdapar'ı sahaya sürerek, tırnak içinde sahaya sürerek ve arkasında durarak, İşte bakın karşınıza Hizbullah'ı getirdik dediği algılanıyor. Bunu bana bu şekilde anlattılar. Yani hocam dediler, siz Mersin'desiniz, Ankara'dasınız, bu işi pek anlamazsınız. Biz burada bunu bu şekilde yorumluyoruz dediler. Buna ben ek olarak Sadat'ın çok konuşulduğu dönemleri, yani şu son zamanlarda Sadat konuşulmaya başladı. Allah Allah diyorum ya, neden durup dururken Sadat konuşulmaya başlandı? Neden Sadat'ın kurucusu adam kalktı da Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlığına kadar yükseltildi geçmişte. Şimdi ne oldu da Sadat bir daha konuşuluyor? Ne oldu da Sadat silahlı bir yapı olarak insanlara gösterilmeye çalışılıyor? Hatta ne oldu da silahlanma konusunda özellikle 15 Temmuz döneminde kaybolan silahların işte halkın elinde olduğu filan algısı yaratılmaya çalışıyor? Bütün bunları bir araya getirdiğinde AKP'nin çaresizce bir korku iklimi yaratmaya çalıştığını ben siyaseten okuyorum. Bunu tehlikeli buluyorum. Bunu doğru bulmuyorum. Hı hı. Ancak bunun muhatabı biziz. Hepimiziz. Yani muhalif olan herkes. Eğer biz bu tuzağa düşersek AKP bundan yararlanabilir. Ama biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Nasıl ki 1950 yılında İsmet İnönü, yani seçimi kaybettiğinde başbakanlık merdivenlerinden bir bir inip evine gittiyse, İstanbul seçimlerinde nasıl ki Tayyip Erdoğan yenilgiyi kabul edip kimsenin burnu kanamadıysa, burada da Tayyip Erdoğan seçimi kaybettiğinde hiç kimsenin burnu kanamayacak. Biz de onu davulla, zurnayla evine göndereceğiz. Peki. Bu kadar net. Demokrasiyi bu şekilde yaşamak istiyoruz ve bu korku ikliminin yaratılmasına asla izin vermek istemiyoruz. Peki. Çağrım da şudur. Lütfen sandığa gidin. Lütfen. Ne olursa olsun, sizi kim korkutursa korkutsun ya da engellemeye çalışsa çalışsın, lütfen sandığa gidin. Deprem bölgesinden birçok seçmenin depremin olduğu yerin hemen yakınındaki ilçelere göç ettiğini tespit ettik. Bu insanların kendi imkanlarıyla gelip sandıklarında oy kullanacaklarını ya da kullanma ihtimallerinin yüksek olduğunu görüyoruz ve onlara da lütfen, yakın ilçelerdeyseniz, örneğin Malatya'dan, hı hı, Elazığ'ın küçük bir ilçesine kaçtıysanız depremden, lütfen oyunuzu kullanmaya Malatya'ya gelin. Ya da Hatay'ın işte Defne ilçesinde oturup Kırıkhan'a gittiyseniz, ne olur gelin Kırıkhan'dan oyunuzu kullanın çağrısını yapıyorum. Bir de uzağa göçen insanlar oldu deprem nedeniyle. Bu insanlara da şu önemli çağrıyı yapmak istiyorum. Son gün, yani son gün derken seçim günü ayın 14'ünde ne olur yola çıkıp da sandığa ulaşamama ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Çağrımız birkaç gün önceden, hı hı, ilinize gelip eğer seçmen kaydınızı taşımadıysanız oyunuzu, hı hı, kullanmanızdır. Biz CHP ve muhalifler olarak sizlerin orada birkaç gün misafir olacağı çadırları ve konteynerları hazırlamaya çalışıyoruz. Ama son gün 1 milyonun üzerinde insanı yeniden harekete geçirmek ve aynı gün içerisinde deprem bölgesindeki sandıklara taşımak teorik olarak da pratik olarak da imkansızdır. O yüzden ne olur Allah aşkına birkaç gün önceden gelin ve oyunuzu kullanın. Ondan sonra da tekrar bulunduğunuz yere dönün diyorum. Peki. Sizi de, arkadaşlarımı da, bizi dinleyenleri de, izleyenleri de saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son iki dakikanın içindeyiz. Mehmet Rüştü Bey, sizin de eklemek istediğiniz çağrınız, mesajınız varsa lütfen buyurun. Vallahi ben kısaca Ayto Hoca'nın temennilerine katılıyorum demekle yetinebilirim. Sadece şunu söyleyeyim, hakikaten tamamına imzamı atıyorum temennilerin. Şunu söyleyeyim,
Fakat Türkiye'de oy kullanma oranı hala dünya ortalamasının çok üstündedir. Yani %80-85'lerde azımsanmayacak bu bir oran. Bu da aslında sandığa ve seçim ve siyasi iktidarın değiştirilebileceğine olan inançla ilgili bir şey. Fakat ben bu konuda başka bir kanaatim var. Türkiye'de vatandaşın, yurttaşların kendisini kıymetli gördüğü çok az anlar vardır. Bunlardan bir tanesi de oy kullanmaktır. Ya bence diğeri sırada iken kendisini herkese eşit görür. Bu yüzden Türkiye'de çokça sıra kavgası olur. İkincisi de oy kullanma anıdır. Yani 5 yılda bir olsa, 4 yılda bir olsa bile kendisini gerçekten değerli hisseder her yurttaş. Yani ülkenin geleceğine dair, kentin geleceğine dair belediye başkanlığı, cumhurbaşkanı, milletvekili seçimi hangisi olursa olsun kendini en değerli hissettiği anlardan birisidir ve oy kullanır. Hala bunun olması Türkiye açısından umut verici bir şey. Fakat bizim açımızdan şöyle bir tarafı var. Yani diyelim ki ben Batman milletvekiliyim. Biz Batman'da %67 civarında oy alıyoruz. Ama hala %15'in üzerinde oy kullanmayan seçmen var. Ve eğer bu %15 oy kullanmayan seçmen sandığa gitmiş olsa biz bunların da %67'sini almış olacağız. Yani bakın sadece Batman'da sandık başına gitmeyen seçmen sayısı 50 bin. AKP'nin 70 bin oyla bir milletvekili çıkardı bu kentte. Dolayısıyla %100 olmasa bile seçmenlerimizin tamamına, bütün yurttaşlarımıza sandığa gidin, oylarınızı kullanın diyoruz. Bu oyların güvenliğini sağlamak da tamamen bizim görevimiz. Asla kimseye herhangi bir suçlama yöneltmeyeceğiz. Sandığın güvenliğini biz sağlayacağız. Olur da sandık güvenliğiyle ilgili bir kaybı oluşursa bunun yükümlülüğünün tamamını da üstlenmeye partili olarak hazırız diyorum. Bize bu olanağı tanıdığınız için de teşekkür ediyorum. Tekrar konuklarınıza da sevgi saygılarımı sunuyorum. Bütün izleyenlere de. Teşekkür ediyorum. Sosyolog Bülent Küçük, CHP Parti İç Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı ve HDP Batman Milletvekili YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki. Üç konuma da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum katkılarınız ve vakit ayırıp katıldığınız için. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler. Evet efendim, bu akşam yarının seçimini sandık güvenliğine, seçim güvenliğine ve elbette ki bu güvenlik endişelerimizin perde arkasında var olan meselelere ayırmak istedik. Umuyorum ki sizler için de bilgilendirici ve değerlendirmelerle birlikte iyi bir yayın olmuştur. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın akşam yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.